Tamam. Yok. Evet arkadaşlar, herkese merhaba. Bir saniye hemen yorumları görüntüye bakayım. Selamünaleyküm, nasılsın abi? Teşekkürler Selman, hoş geldin, sefa getirdin. Evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bir yemek molası, arkasından da Fenerbahçe maçıyla beraber. Fenerbahçe maçıyla beraber ben de bir futbol sever olarak maç izlemedik ama berbat bir maçtı. İğrenç ötesiydi hatta. Hiç yani bitse de gitsek diye baktık. En son nerede kalmıştık? En son hatırladığım kadarıyla Sainz'ı aldık. Bu önermişti. Galiba Horoz şehri miydi? Öyle bir şeydi. Öyle bir nick gibi bir arkadaşımız önermişti. Cucurella'yı almıştık Selman'ın verdiği tavsiyeyle. Sağ bekimize de buradan söyleyelim hemen. Kammer Bauer'i almıştık. 66'lık bir adam ama geleceği olan bir çocuk ve Benes'i aldık ve bizim geçen maçta da galibiyet golünü getiren oyuncumuzdu. Şimdi Benes'i oynatacağım yani. Hoşuma gitti adam. Hani gelişecek bu çocuk. 70'i falan hatta 72'yi falan görürüz diyorum. Daha ikinci yarıya gelmeden zaten. Başka neler yapmıştık? Başka Uchida'yı beğenmiştik. Uchida'yı da bayağı bir beğendik hatta. Gelişmesi lazım falan filan diyorduk. Şimdi bütçemiz ne kadar kaldı diye soruyor. Hemen bakalım. Forvet sıkıntımız vardı. Yani çift forvet oynadığımız halde hala bir forvet oyuncusu alamamıştık ve Nürnberg'le maçımız var. Önemli bir maç. Geçen sezon mu düştüler bilmiyorum. Bu sezonda düşmüş olabilirler. Çok takip etmiyorum Almanya 2. ligini. Onu almamız lazım. Bu arada bizim son dakika haberlerinden var mı mesela? Ya bak aynen. Sanes. Beklentimiz yüksek abi. Çocuğa iyi para vermiştik hatırladığım kadarıyla. Başka neler yaptık arkadaşlar? Şu an evet sadece bir forvet sıkıntımız var. Transfere bakalım. Transfer merkezinde neler oluyor? Şimdi bu çocuklar bayağı pahalıydı. Diop'u almaya çalışacaktık. Belki verirler diyoruz. Çok da paramız yok ama satın alma teklifi götürelim bakalım. Paramız da çok yok ama belki hani bir oyuncu falanla beraber kurtarabiliriz diye düşünüyorum. Harbiden iyi çocuk yani. Evet. Şimdi bu adama 1300 verebiliyoruz en fazla. Vermeyecekler ama yine de ben bir deneyeyim diyorum yani. %25'e pay verelim. Yani kalkıp gidecek herif zaten. Kalkıp gidecek zaten. Ha, %6'lık bir pay ve 5 milyon 100'e. Ah be paramız olsa neler yapacağız ama. %6'lık pay istiyorlar. Bunu kabul ediyoruz ama. Ha, görüşmeyi sonlandır. İyi çok da şey yapmadık adamla yani. Vitinho için
İstiyorduk bu herifi ama Barella da kiralama teklifinde kabul etmeyecek büyük bir ihtimal. Aynen. Kiralama. Bu adam da çok iyiydi aslında. Para kalmadı abi. Bütçemiz yok. Yani anca free oyunculardan falan. Han Kwang takımındaymış. Bakayım bakayım ya. Vallahi bizim forvet ihtiyacımız var abi. Japonlardan gideceğiz galiba ama Perugia takımındaymış. Ama hangi ligde ya? Song yazacak çıkar mı acaba? Han. Şu mu herif? Şu herif galiba. Abi hemen bu adamı kiralıkmış, bu Perugia takımında kiralıkmış. Bu adamı hemen alalım ya. Ama bu adam kiralık abi. Biz gelmez diye biliyorum ben ama. İlletemiyoruz da değil mi? Transfer merkezi. Satın alma teklifi götür. Kaç para vermeyeceğiz ki bu adama? İyi, bu kalsın. Daha şu an şeydeymiş ya bu adam. Biz de bu arada bir maç yapalım. Biz de bir maç yapalım bakalım bir adamlarla. Numbert takımı bizim için önemli abi. 1 milyon alabiliriz. Şu an yapamıyorum dostum ona teklif. Aykut Kocaman bu arada son dakika gelişmesi. Aykut Kocaman gereğini yapacağım demiş. Büyük bir ihtimal istifa edecek Aykut Kocaman arkadaşlar. Kroos. Kroos'u CDM'ye mi çekmişler? Bu maçı yapmam lazım. Şu maçı bir deneyelim. Güzel. Güzel takım. Bunları hiç yapmamış mıyım ben? Becerik oyunlarını çok oynardım eskiden ben arkadaşlar. Oyunu ilk aldığımda becerik oyunlarını çalışırdım ama. Ay yanlış attık ha. Hi everybody diyor. Martin Taylor. Evet, bu maçı kazanırsak bizim için önemli. Hay Allah'ım, şiir gibi oynuyor takım, şiir gibi. Şiir gibi oynadık, ah be. Horoz kentli selam, hayırlı geceler demiş. Hoş geldin dostum. Verdiğin oyuncuyu deniyoruz bakalım. Stoper söylemiştin ya sen. Hossiner! Çok kötü oldu. Çok kötü vurdu abi, çok kötü. Kötü vurduk abi. He had to take the shot quickly, the lad who was trying to score. They've got the ball in the middle of the pitch here. Here's a chance to attack. Benes. Benes. Hadi be ulan. And go back to the goalkeeper here, can't blame him for that. Nereye? Oo, güzel pas attı herif. Hayır oğlum, hayır. Evet, bu adam işte. Evet. Orozkent'te. Olsun, ismini bilmiyorum, o yüzden nickini söylüyorum ama. Bizde o top, bizde o top. Cucurella. Uf. Abi ne pastı ya o? Well, he was in the right place at the right time to cut it out. He's coming forward with some danger. Nürnberg zor takım arkadaşlar. Yani Nürnberg zamanında bayağı kök söktürmüş ya Bundesliga'ya. Zor bir maç olacağını bildiğim için simülate etmedim. Canlı yayında çok maç yapmayı seven biri değilim ama. Rakip oyuncularımızı da bir görelim yani, değil mi? Gökhan. Tamam Gökhan. Bundan sonra Gökhan deriz. Selman'ın ismini de biliyoruz zaten. Yine hücumsal anlamda defansta sıkıntım yok.
Harbiden Lundberg şu an zorluyor beni arkadaşlar. Geçen maçtaki gibi değil yani takım. Arkadaşlar sizden tek ricam, kanalı barındırırsak hani daha çok kişiye ulaşmamız, bir kişinin görmesi bile bizim için fayda sağlar. Tek isteğim bu yani, kanalı paylaşmanız. Gerek Facebook'unuz, profilinizde, gerek Instagram, Twitter, hiç fark etmez. Ne kadar fazla kişi olursa kariyer bizim için o kadar keyifli olur. Hosiner. Hosiner 1-0. Ne oldu? Niye yukarıda 0-0 yazıyor? Çok ilginç ya, yukarıda 0-0 yazıyor. Ha şimdi geldi ya, çok komik oldu. Offside mi dedim ya attığımız gol? Yedik o abi. Abi Nürnberg. Yürü abi. Benes. Bunlar yeni yıldızlarımız. Yeni yıldızlarımız. Almanya yakında bu çocukları konuşacak. Reis forvet bakıyoruz da 1 milyon bütçe var. Senin aklında oyuncu var mı? Evet. Biz forvet arıyoruz ya. Gerekirse free bile olabilir yani. Kiralık da vermiyorlar ya sizin dediğiniz oyunculara. Bak onlara da baktım. Yani kiralayayım bari falan dedim ama onlar da izin vermediler arkadaşlar ya. Nürnberg karşısında deplasmanda 1-0 öndeyiz. Bir anda Bundesliga'da çok dikkatleri çekeceğiz. Ya şu hızlı paslarıma uygun bir oyuncu arıyorum arkadaşlar ya. Frilere bakacağız birazdan. Birazdan bakacağız. Frilerden de iyi çocuklar çıkıyor ya. Skarış neydi? Bu adama gündüz bir şey bulduk biz, ne dedik? Adamın ismini unuttuk ya. Adam geliyor. Adam geliyor. Sainz. Abi bu çocuk iyiymiş ha. İyi paraya aldık bu adamı da. Gökhan eline sağlık dostum. Güzel oyuncuymuş harbiden ya. Bu sene hem Bundesliga 2'de şampiyonluk ve Almanya Kupası istiyorum arkadaşlar. Banes güzeldi, güzel. Takım kimya olarak da iyi arkadaşlar. Hadi iki gelsin. Ya yetiştireceğiz yani çocuğu. Direkt oynayacak tabii. Önce yetiştireceğiz tabii. O Fenerbahçe'nin forveti vardı ya, Aykut Kocaman'ın Avrupa Kupalarını oynattı. O çocuktan gelecek vadeden oyuncu olarak gözükebilir mi acaba ya? Türkiye Ligi'nde de çok güzel oyuncular var ha. Ah yedik abi. Uff. İyi ki vurdu ya. Bak arkadaşlar, yayın görüntüsü güzel mi? Yani 720'ye çıkartayım mı? Ben şu an Türkiye'nin hız sıkıntısı olduğu için ve PlayStation 4'te sadece açtığınız yayın kalitesinde yayın izletebiliyorsunuz. Yani 720'de açtım, 540'a düşsün, 480p düşsün diye bir şansımız yok. Kalite kötüyse değiştirebilirim. Abi 2 oldu. 2 oldu. Orada benim yardımcım Raşit nerede ya? Ben ya Raşit'siz de yayın yaptım mı böyle kendim bir eksik hissediyorum ya. Yayın güzel diyorlar. Tamam, peki. Dediğim gibi arkadaşlar yayını paylaş kısmından paylaşabilirsiniz. Paylaş dediğiniz anda kanalında barındır anlamında.
var. Kanalında barındırırsanız arkadaşlar, bir kişinin bile görmesi bizim için artı avantaj oluyor. Haberiniz olsun. Ben hızlı oyunluyum ve paslaşan bir adamım ya. Öyle çok böyle benim için Messi aramıyoruz ya. Hızlı oynasın. Ya beni şu bu sene geçiştirsin ya. Başka bir şey istemiyorum. Aldığımız oyuncuların hepsi iyi fiyata satabileceğimiz çocuklar ha. Bu Benesinden de tut, pardon, Cucurella'sına kadar iyi oyuncular hepsi. Trammell. Bak mesela sağ beki ben şu an hiç beğenmiyorum bu. Bizim aldığımız oyuncu daha iyi o. Ama birazdan oyunu alacağım zaten. Çok güzel. Abi çok kötü vurdum be. Çok kötü vurdum be. Certainly announced that they got a war chest for Aman. transfers to improve their squad, Manchester United. Aman. This is one move that they have now made. Exciting deal this. Abi hala 1-0 ya, bak şu 1-0, şu 2-0 falan yapalım ya. Evet, Benes. Hosiner. Polter. Cucurella. Yeni transfer Cucurella. Orta yapacak Cucurella. Skarbeski. Ah be. Güzel. Aman. Aman. Trimble. Yürü oğlum. Abi ya. Efsaneye karşı oynamak da harbi zor ama. Harbiden zor ya. Bir de bu oyuncularla oynamak çok zor ya. Sainz, aferin oğlum. Soldan bindirmelerimiz çok iyi. Polter, Kroos, Almanya'nın yeni Kroos'unu şu an burada izleyebilirsiniz. Trimble. Ah be, şunu belki yenelim abi ya. Trimble. Oo, o abi sarı kart verdi iyi Allah'tan ha. Dur şimdi. Abi çok iyi oyuncu ya bu adam. Vallahi çok iyi oyuncu ya. Hadi oğlum ya, iyi yakalıyoruz hadi. Hoca. Bizim bir sarı kartımızı ver abi unutmadan. Evet. Uchi da Cucurella'nın yerine giriyor. Yoruldu bizim adam bu arada. Cross. Ne oluyor ya? Cross. Tremor. Hadi be. Ya yanlış yaptık orada ya. Abi. Leicester. Lannister. Aman. Uchi da adamsın. Sain sakin. Takım yoruldu abi. Sende.
Taz alalım bakalım, bir de onu deneyeyim. 57'lik bir oyuncumuz daha var. Ben bütün oyuncuları deneyeceğim böyle ya. Bir de Taz'ı deneyelim. Berkan Taz'mış ha. Türkmüş ya. Berkan Taz. Vay. Ulan biz herifi Alman malman diyorduk ya. Dur bakalım, o kanattan, o kanaldan gidebilir belki. Benes hiçbir şey yok. Pürömel. Benes'in yerine Pürömel giriyor bu arada. Orada 4 forvetle oynuyorlar, gördük. Pürömel. Tas. Pürömel. Verdi pasını. Pürömel. Tas. Berkan. Ah ulan çok iyi geldik ya. Çok iyi gelmiştik be. Aman abi yemeyelim. 84. Bak bu adam Nürnberg iyi takım. Hayır abi. Ya hocam yapma, gözünün yağınıyım. Bana niye... Yürü abi. Ver pasını. Çok iyi. Yürü Hosiner. Hosiner gidiyor. 2 geliyor. Berlin 2'ye gidiyor. Hosiner be. 2 yaptı. 2 yaptı. Hosiner çok iyisin be. Oh. Tamam. Bu güzel oldu şimdi. Biraz yaşı ilerlemiş. Ucuz mu bari? Free to play mi bu adam? Ah, hata yaptık. Hadi Sainz, göster kendini burada. Olsun, olsun, sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Olur bunlar. Hiç sıkıntı yok. Bu golü yiyebiliriz. Fifonya'dan Kalyan'ın da farkları neler demiş. Ünal Kamçılı. Valla Ünal, ben de zorlanıyorsun ya. Transfer yaparken bayağı zorlanıyorsun. Ben çok zorlanıyorum ya. Ya da benim param mı yok bilmiyorum ama ben bayağı zorlandım dostum, öyle söyleyeyim. Fark olarak daha güzel yapmışlar. Bundesliga'nın, he ya, ben niye Bundesliga'yı seçtim? Şimdi Türkiye'yi seçeceğiz arkadaşlar. Yani kariyerin farklarını göremeyeceğiz orada. Yani benim anladığım kadarıyla şu an FIFA bir Bundesliga'yı, bir de Premier Lig'e çalışıyor. Nürnberg 1, Union Berlin O yüzden ben Bundesliga'yı seçtim. Yani ya, İngiltere Ligi'nde 0, geçen sene yapmıştım ben. Portekiz kariyeri yapmıştım. O yüzden bunu deneyeyim dedim. Yani böyle bir şey yapalım dedim. Şuraya bak. Millet neleri transfer ediyor? Biz kimleri alıyoruz abi? Neyse, dur şimdi. Dur şimdi, en başta bunu adet haline getirelim abi. En başta gelişimleri yapalım. Onu yapalım. Şimdi bir de Graziano denen herife bakalım. Bu arada Beines 70 olacak abi. Ben dedim size, bu adama iyi para verdik yani. Ha, pokal başladı beyler. Bu adamları da yeneriz herhalde be. Şuraya bak, bizi pokala bile almamış. 31 yaşındaymış. İyi adam mı bari? Alabileceğiz mi o parayı? Var mı o kadar paramız? Bu o değil de, kimse de transfer falan da etmiyor artık transfer. Gomis var, genç, ileriye yönelik. Gomez. Tam Gomez de. Bak şimdi ben Gomez yazacağım, bir dünya adam çıkacak dostum. Hani yazayım bakayım. S ile değil mi? Gomez. Genç olsun abi. Yaşlı istemiyorum ya. Ya zaten şu anda o tarz oyuncularım var yani. Bruno Gomez herhalde bu adam. Genç, yetenek diyorsun. Tony Gomez var. Manchester United'da. Bu değil. Bak şimdi ya, bak. Angel Gomez'miş ha.
Şu adamı diyorsun o zaman sen. 16 yaşında. Tamam, bu adamı önce bir şey yapalım o zaman. 2 senelik bir şey yapayım ben bu adamı. Gomez'e para yetmez. 16 yaşında çocuğa paramız yetmiyor mu be? Abi almayalım o zaman kimseyi ya, bu kadar değil mi? Şey yapıyoruz valla. Ya şu Pokal'da da bunu da şey yapacağım. Simülate etmeyi düşünüyorum arkadaşlar. Korkuyorum yenilir miyiz diye ya. Neredeydik? Zor olmuş bu sene kariyer arkadaşlar ya. Baksana kiralık vermek istemiyormuş bu çocuğu ya. Abi hiç kiralık oyuncu vermiyor kimse ya. Vermeyin lan, istemiyoruz size kiralık miralık. Evet öyle bakacağız ya beyler. Şimdi oyuncu ara. Geldim en sevdiğim yere. Serbest. Pozisyon. Atak. Santrafor istiyorum. Evet. Bak bak beyler, neler geliyor şimdi, bak bak tiplere bak. Marvin Mersen. Penaltısıymış bu adamın bak. Nikita. Aa bak, iyi çocuk bulduk ha beyler. Bak bu adam iyi ya. Odegaard var abi, santrafor kiralık demiş. Odegaard. Ben nereden tanıyorum o Odegaard'ı ya, Ünal? Dur bakacağım dostum, ona da bakacağım. Baksana abi, bu herif iyiymiş aslında ha. Beyler. Sprint hızı 95 falan olabilir diyor yani. 85 şu an. 86 hızlanması var. Bence iyi çocuk yani. Buna ya, transfer listesini ekleyelim bu. Oo, 25 yaşında. Hindistanlı bu çocuk. Real Madrid'de oynardı diyor. He, o çocuk, tamam. Tamam anladım. Odegaard. Alabilirsek onu alalım ya. Doğru söylüyorsun Ünal. Dur onu da aklıma tutacağım şimdi. Bakıyorum böyle çocuklara da. Şu Hindistanlılar iyiymiş ya. Bu Rodrigo Vargas. 22 yaşında. Gilbert Alvarez geç. Şu çocuklar iyi ya. Hindistan bayrağı mıydı bu? Neydi ya bu? İkisi de aynı bak ha bunların. Bu daha iyi ama bundan. Evet, bu daha iyi. Bunu da alalım. Şimdi Odegaard'a bakacağım şimdi hemen. Odegaard'a bakacağım. Lan. Odegaard. Şu adam değil mi? Tamam, her kategoriye bak. Şu adam mı? Martin Odegaard mı? Budur herhalde değil mi? Budur ya, başka adam yok çünkü. Kiralık mı zaten şu an arkadaşlar bu ya? Real Madrid'de oynuyor, kiralıkmış ya. Bu adamı alamayız ki. Şu an kulüpte kiralık zaten bu. Geç kalmışız. Geç kalmışız o adamı almak için. Ne yapacaktık ha? Kiralıklara bakalım. 16 yaşına 20 yaşına kadar böyle kiralık santraforlara bakalım. Para bizim abi değil mi? Buradan çıkar belki bir şeyler. Bak, Arjantin'de bir yetenek çıktı bize mesela. Ya bir de ben böyle çok herkesin istediği oyunda oyuncuları da bulmaktan çok hani kendimiz bulalım istiyorum biraz da ya. Ben böyle hep Arap gördüm hemen tıklardım. Eskiden FIFA 14'te falan Dortmund kariyeri yapıyorum. İlla zenci oldum, hızlı olur falan diyordum. Çocuklara bak, daha bu çocukların... Bak bu çocuk kiralıkmış ha. Abi bir tane kiralık iyi çocuk olmaz mı ya? Bir de biz şurada hata yapıyoruz.
Şurada santrafor diyoruz ya abi. Hepsi diyelim abi. Franco Sosa. Oo, bak bu çocuk. Bak. Bu çocuğu alabiliriz ha. Şunu da listeleyeceğim. Timita geç. Davila geç. Geç. Bakıyorum böyle gelecek vadeden. Buna bakmıştık ya. Şu adam mesela. Şimdi bir de şey demişti Selman. Abi atakta sadece santrafor seçme dedi. Evet bir de bir de biz şey mi yaptık ya? Çok mu arayı azalttık ya? Şunu 1.25 yapaydık ya. Hiç oyuncu çıkmadı çünkü. Abi benim bak şu adamı bir tek beğenmiştik arkadaşlar. Bayağı bir herifin şeyi var. Zaten bu adamı hemen almışım ben. Hiç acımamışım. Hemen direkt listeye atmışım. Bir de şu adam var bak. Dribblingi falan kötü. Sprint hızı falan kötü. Yavaş bir oyuncu. Abi sadece atakta değil. Hepsi de. He sen bütün hepsinden diyorsun değil mi? Tamam pardon pardon. Ya hepsine baktık beyler. Buradan bakıyoruz şimdi. Kaleci. Ya bizim kalecimiz daha iyi abi. Ben kaleciden ziyade bak 22 yaşında sağ bekmiş bu herif ha. Bak sprint hızı 85, hızlanma 85. Oğlum bunları var ya 5 dolara çalıştırırım ben. Suriyeli gibi çalıştırırım ben bunları var ya. Bodurov. Bokve. Bokya gibi bir şey. Milan Boran bak. Bu adam mesela 29 yaşı kaleci. Zamanında nasıl Milan Boran diyorduk değil mi? Geleceğin kalecisi diyorlardı. Geç. Cardozo. Geç. Hep çöp lan bunlar. Vallahi hepsi çöp bunların ha. Beyler 39 yaşında takıma babalık yapacak bir herif alayım diyorum bakın. Geç abi geç. Raul Castro. Hiç bir çıkan adam yok ha. Bu garibim hep çıkartıyor ya bu oyun. Var bir şey bu çocukta. Oğlum bu çocuğa 33 yaşında kim der lan? Oğlum benden 6 yaş büyükmüş lan herif. Lan geriye bastım ya. Bak. Stoper bulduk 29 yaşında. Ben eskiden şey yapıyordum. Buradan dediğin gibi boş oyuncuları bulup bunların hepsini satıyordum abi. Oo 32 yaşında bak. Abdullah El Said. Abi bu adamın potansiyeli nasıl bir anda 83'e çıkabilir? Adam 32 yaşında. Bu adam Kasya'da oynayacak ki zaten ya. Agustin Fernandez. Yani alan param olsun ben neler alacağım beyler rahat olun ya. El Gabur. Şu tipe ben para bile vermem yani. Şuna bakar mısın? Allah'ım ya Rabbim. O bak bu adam hep var lan. Bu adam geçen sene de vardı bu adam. Geçen sene mi onun 2 sene hep vardı ya. Abi bu adam hep serbest. Yani FIFA'nın kadrolu serbest oyuncusu herhalde. Bu adam geliyor. İşte 2-3 ay oynuyor. Ondan sonra şey diyor. Ya oyunu duruyor. Ben de oynamak istiyorum falan demeye başlıyor. Biraz sıkıntılı bir kalecimiz o. Oynatmıştım ben. Kaleci lazımdı kulübe. Hemen aldım onu. Bak bu adam iyiymiş he. 84, 83, 82. Potansiyeli var. Da yaşı çok bunun ya. Luis Gutierrez. Tanıyan var mı arkadaşı? Tarek Ahmet. Geç. Yok abi biz şu an Samanlık'ta yeni arıyoruz ya valla. Bu nasıl tip oğlum bunlar ne lan böyle? Oo bak 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 bak. Beyler bu ligde niye böyle çok bu, Hindistan değil mi bu bayrak yanlış bilmiyorum ya. Hep bak potansiyel oyuncular buradan aha 28 yaşında serbestmiş bu adam. Abi bu adamın potansiyeline baksanıza 90, 87, 95. Al bunu al. Sağ bekimiz var gerçi ama.
Çocuğa da şey dedik yani. Alırken. Ya abi geç bunlar ne böyle Allah aşkına ya. İbrahim Salah. Bu adamı da almıştım ben hatırlıyorum. İbrahim Salah. Tamam beyler. 3 tane oyuncu. Bu arada biz hiç kimseyi satmadık ya. Bak onu da unuttuk. Abi çok işimiz var bizim daha var ya. Daha, abi bizim alt kadroyu hiç satmadık. Oradan para gelecekti bize. Genç takım. Daha genç takım açamadık ki. Dur bakalım dur. Daha Ağustos'tayız ya. Bu kim? Verelim gitsin ya. 1400 valla dostum hemen sen git ya. Sen ben de şeyde oynamıyorsun zaten ya. Şimdi. Abi bunları şu an çıkartıyorum. Bunu da çıkarttım. Diop çıkarttım. Abi ki usta kadroyu yavaş yavaş yenilemek lazım. Aynen demiş. Aynen usta ya. Bir anda tank diye her şeyi değiştiremiyorsunuz arkadaşlar. Yalnız bu çocukları beğendim ikisinde ya. Bir de bu benim aldığım çocukların niye hepsinin boyu kısa abi ya? Bu adam ne iş yapar? Sağ bek. Bak bu adam iyiydi. Vallahi dostum bizde oynayacaksan 10 bine gel oyna. Yani 10 bin sana vereceğimiz para bunlar 10 bin. Dostum sen de aynı şekilde 10 bine geliyorsan gel. Sen de bebeğim yani 10 bin veriyorum size 10 bin 10 bin 30 binden 3 tane oyuncu. Ya bu çocukların hepsi çok iyi arkadaşlar. Bak bir de şu adama birazcık fazla verebilirim. 13 bin vereyim sana da. Yani biraz macir işi oldu. Sen hıza bakıyorsun. O da uzun boylu, hızlı biraz zor bulmak zor. Ya zor abi yani dediğiniz gibi. Aynen yani. Ya biz hem... Evet şu an 3 tane oyuncumuz var. Bunları niye alıyorum? Şeyden dolayı. Şimdi beyler bir saniye. Şimdi şuradaki bizim gereksiz çok oyuncumuz var. Mesela Kramer bizde oynayacak abi. Bu Arto kılık verip bizde artık oynamayacak abi. İstemiyorum bu adamı. Yani soğudum bu heriften. Sonra Hartel, Parensen bu adamlar oynamayacak abi. Bakayım. Burada 70'lik bir sol kanadımız var. Bir de ben şöyle bir şeyim biraz sıkıntılıyım o konuda. Böyle ben bunları böyle dizmeye bayılıyorum beyler. Öyle bir sıkıntım var. Tamam şu anda kaç yaşındasın yavrum sen? 68'sin. Renault'da biz gidiyoruz yetenek arıyoruz yani. Çocuklar varken Hartel sen kaç yaşındasın yavrum? 70 67. 21 yaşında çocuksun. Sen daha maşallahın var. Senin ne işin var ya? Promel. Burada yaşlı olan kim? Sen biraz yaşlıya benziyorsun lan. 25. Halbun sen kaç yaşındasın canım? Ben de 24. Uçi da bir tek bizde şu an şey. Aslında Uçi'deyi de sakın satabiliriz ya. Evet şu anda bunlar gidebilir abi. Çocukların hepsini gönderebiliriz. Hele şu Arto'yu kesinlikle göndereceğim. O derece uyuz oldum herife. Stoper olarak da şeyimiz yok ha. Yedeğimiz yok ama değil mi? Şimdi maçı simüle edeceğim. Yeneriz yani herhalde. O kadar da değil. Abi ne yapacaktık? Ha, satış listesine koyacaktık herifleri. Gomez'e bakıyor mu demiş. Gomez'e baktık alamıyoruz dedik ya. Gomez'e alamıyoruz abi. Ya beyler şey diyeceğim ya. Adamları şey nereden yapabiliyorduk? Buradan mı? Heh. Şimdi geldik abi. Burada bu oyuncuları satacağız. Bir dakika şimdi. Kalecimiz. Bak şimdi bu adam bizim için önemli. Bak bu adam önemli abi. Bak bu adam önemli.
Şimdi bu 68, bu 65. Bu adamı futbolu bırakıyormuş. Bu adamı transfer ekçesine ekleyelim abi. Şu bir. Şimdi bu bizim ikinci kalecimiz. Tamam. Şey şu gidiyor. Uchida tamam. Sıkıntı yok. Bizde önemli. Rotasyon oyuncusu. O kabul etti zaten bunu. Trimble sağ bek asıl oyuncumuz şu an değil mi? Sağ bekte. Şu adam da iyiydi bizim için. Bu adam da bizim için çok önemli. Sainz evet önemli. Şu yavrum gidiyor. Bu yeni mi gelmiş takıma? Allah'ım bu nesi yeni gelmiş ya? Neyse artık. Arto bizde yedek duracak. Ya bu takım da o kadar güzel ki arkadaşlar yani. Ya bu kiralıkmış tamam. Bu Parensen. Bu da kiralık. Bak bir tane Jeznullahu. Ulan nasıl isimler bunlar ya? Bu kim lan 74? Aa, bunu oynatıyoruz ya. Oynuyor ya bizimle. Çok önemli bizim için bu. Cihan Kahraman. Bu çocuğu bir kiralık listesine ekleyelim abi. 55 gitsin bir belki bir şeyler olur. Bunu da. Aa, bu da yeni gelmiş zaten. Bu da yeni gelmiş. Alıyoruz bu adamı. Bu adam da oynuyor bizde. Skarbeski oynuyor. Polter. Simon Hedlund. Bu neredeymiş? Sol kanatta. Redondo bu da oynuyordu bu. E biz abi niye bu kimseyi gönderemedik? Artistik yaptık. Onu göndereceğiz. Bunu göndereceğiz dedik ya. Abi bu sene kariyer çok karışık olmuş ya. Bela bu arada kadro İyi midir? Sıkıntı var mıdır ya? Yenebilir miyiz ya? Hani şey yapacağım abi. Transfer listesini soğutmayacağım. Hadi bakalım Pokal'da. Vallahi çok kötü şey yaptık ha. Keşke oynasaydık ya. Abi Pokal benim için tek ya. Bunun olmazsa bittik yani. Ah attık bir tane. İyi bari. Abi sana yanlara benim ders çalışmam lazım. Burada olursan gece görüşürüz de bir dahaki yayına. Ünal buradayım ya. Bayağı bir burada olacağım. Daha da güzel yapmak için mecbur eden çıkart usta demiş. Kimi kıyamıyorsun abi? İkinci ligde falan başlarken geçen sene Portsmouth'ta kariyer yapıyordum arkadaşlar. Ya kıyamıyorsun ya adamı göndermeye. Hani şimdi seninle beraber başlamış falan böyle genç yetenek. Deutsche Pokal. Tamam Pokal da giyiz abi. Esterburger Hour 1, Duisburg 2. After extra time. Bu arada beyler ofisten bize ah kabul etti. Vallahi kabul etti bu. 13.000'i kabul etti. Gel az dostum. Hayırlısı olsun. Hoş geldin. Sefa getirdin bize. Bu. Aa, bu daha devam ediyor. Bu. Lan bu herif kabul etmemiş beyler. Fransız. Tamam ya sıkıntı yok. Bunu gönderiyorduk zaten. Bu arada Union Berlin 5. sıradayız. Teklifi kabul etmiş. Bu adam da iyiydi he. Santrafor. İyi bak bak iyi çocuklar geldi he. Bak bu adam Lucas Cava iyiydi adam he. 66 falan diyoruz ama. Var yani herifte potansiyel var. 59 mu? Ya bu nedir abi? Bütün çöpleri topluyoruz beyler. Vallahi diyorum çöpleri topluyoruz ya. Transfer bütçemizde 155 bin euro daha para vermeyi yapmışlar. Ah kıyamam size ya. Vallahi iyi ki varsınız ha. Ne diyorsun ya? E tamam dedik ya kardeşim 10.000 verdik ya zaten. Nürnberg görüşmeden çekildi mi? Nürnberg'i neymiş ya? Ha bizim bir tane satmaya çalıştığımız oyuncu değil mi? Stephen Lex yarışını kazanmış Nant. Alıyor abi millet tıkır tıkır oyuncu alıyor.
Bizim takımda milli oyunculara giden, milli takıma giden oyuncu var mı ya? Vallahi helal olsun varsa. Şimdi. Bizim aldığımız çocuk şu 66'lı Rukaskavya. Rukaskia mı diyeyim? Ne diyeyim? Nasıl isimler de gelmiş yeni yeni. 66'lık bir oyuncumuz var ama bence iyi. Burası iyice doldu bu arada. Baya baya doldu. Yani Maloney, Sink falan. İyi takım ya, iyi takım beyler. Tamam abi, transferi burada son verelim ya. Artık Bundesliga bizim için Bundesliga şey olsun. Niye simüle ediyorum? Transfer sezonu bitsin diye. Belki para falan gelir. Takıma baksana abi. Yeniyoruz herkesi çatır çatır. Bundesliga 2. Bochum 3, Dynamo Dresden 1. Let's have a look at what those results mean for tonight's league tables. At the top of the table, we have new leaders in Duisburg with 12 points. In second, Ingolstadt with 10 points. In third, Bochum with 9 points. In fourth, Union Deplasman Berlin with maçlarını 9 daha çok points. Şey yapacağım arkadaşlar ben. In fifth, Eintracht Önemli Frankfurt maçları yani bizim için önemli points. Maçları. Bu arada in dördüncü sixth, sıraya kadar St. geldik. Pauli with 7 points. Ingolstadt in bizi seventh, yenmişti Fortuna hatırlıyorsunuz Düsseldorf Duisburg. with 6 points. Nant paraya 3,5 istiyor. Bu adamı paraya gönderelim mi? Bu adamı istemiyorduk zaten biz değil mi? Çıkartalım abi elimizden. Bu adamı veremem ya. Bu adam çok hızlı oynuyor abi be ya. Üç bin, 3150 istiyormuş. Yetki verelim. Anca 5000 falan verirse ben de o sırada Vitinho'yu alırım. Ha, 7000'i versinler alsınlar abi herife. Yani bu çocuk 10 numara çocuk yani daha kaç yaşında? 24 yaşında kısa mı veriyorum yani? Hiç kusura bakmasınlar. Tamam onu kabul ettik ya. Evet zaten transfer de yavaş yavaş sonlanıyor. Yalnız 7000'e onu satarsak tamam görüşmeler kesilmiş yani. Sıkıntı yok dostum. Kiralamak mı istiyorlar? Yo direkt almak istiyorlar. Al abi al 36 yaşındayım ben ne yapayım ya? Kıçının kılı ağrımış herifi ben ne yapacağım ya? Şuraya alttaki paralara bak ya. 70 milyon, 80 milyonlar konuşuyor. Biz nelerle uğraşıyoruz ya? Yalnız şöyle bir şey var. Satamıyoruz abi. Oyuncuları da satamıyoruz ya. Baksana hep görüşmeler kesildi ya. Abi niye gitmiyorsunuz abi? Hem mutsuzsunuz yani. Oynatmayacağım sizi abi. Uğraşmayın ya. Beyler harcanan toplam paralara bakar mısınız? 253 milyonlar falan konuşuyor ya. Mertens Barcelona'ya gitmiş bu arada. 70 milyon 800 bin euroya. Vay Benzema'ya bak. Bayern Münih'e gitmiş. Bu kim? Jakob Busch kim ya? Abi vermem. Vermem abi. Vermem vermem. Hiç boşuna uğraşmayın vermem yani. Kroos 4200 vermişler lan Kroos'a. Biz onu niye görmedik ya? 4200'e satardık biz onu ya. Anladığım kadarıyla görüşmelere bizim gitmemiz daha yararlı oluyor oyunda. Ya. Diğerleri iş bitiremiyor yani gördüğüm kadarıyla. Pedersen için teklif almışız. Christian Pedersen bu adam da bizim şeyde oynamıyor mu ya? Christian Pedersen. 1.350. Git abi git. Git abi. Kariyeri bu yüzden seviyorum ya. Hiç bilinmeyen oyuncular böyle.
artık ya yani izleyenler hepsi şu an Union Berlin'in gerçek hayatta kadrosunu yavaş yavaş ezberlemeye başlıyor. O yüzden güzel oluyor. Bana sordun mu ya? Bana sordun mu oğlum bu 8.800'e ya? Ya bana şimdi mi haber veriyorsun yani bunu başkan ya? Allah'tan gitmedi herif ha. Gitti mi yoksa? Ya onlar da şimdi mi buldu yani 8.800'ü verecek yani? Allah'tan yani var ya anlaşmaya varılmamış yani ha. 601 milyon 601 milyon para harcanmış. 601 milyon euro. Paraya bak ya. Ayın oyuncusu. Oo, ayın oyuncusu bizim. Ah, koçum benim be. Aferin, aferin. Sizi ben var ya pırıl pırıl pırlanta gibi yapacağım çocuklar. Pırlanta gibi olacaksınız, pırlanta. Oğlum hala 1,5 mu? Bu adam bizim şeydi ya, yedek. Renault'du. Abi o 8.800'ü veren niye daha önce vermedi bize o parayı ya? Evet beyler yavaş yavaş. Kazlar zaten mi? Kimle mi oynuyoruz? Ya bırak Allah aşkına ya. Ya bunların bu milli takım saçmalığını hala çözememiş yani FIFA ya. İlla ya milli takım teknik direktörü diye bir şey olabilir mi ya? Düsseldorf. Bakalım Düsseldorf ligde kaçıncı? Düsseldorf 9. Biz 5.'yiz. Bizim eksik maçımız var. Deplasmandayız. Maçı oynuyoruz. Deplasman maçlarını oynatacağım. Deplasman maçını oynayacağım arkadaşlar demiştim. Hadi biraz maç yapalım ya. Çok transferle ilgilendik, değil mi? Takımımızı artık elmasları yavaş yavaş ortaya çıkarmalıyız. Güzel takım. Benes 70 oldu bu arada. Benes kim söylemişti bana onu? Selman söylemişti galiba Benes'i. İyi ki oyuncuyu almışız. Harbiden bayağı memnun kaldım oyuncudan. Benes'ten. Kaleci. Ha, kalecilik de yaparız yani ha. Kaleci kariyer yapsam mı ya? Vur lan. Bak 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 bak. Koçum benim bak bak neler tutuyoruz ha. Bunları hep ben tutuyorum beyler bakın. Bunu tutamadık. Olsun. Nasıl? İyi değil mi? İyiyim değil mi? Bunları sıçıyoruz tabi burada dur. Bak bak neler çıkarttım bak. Hey yavrum benim be. 10 numara oynadım ha. Evet. Well, here he is, the top scorer in the league, the main feature of our match today, and it's live. Güzel, maç öncesi falan bayağı moda giriyoruz arkadaşlar. Martin Tyler here with Fortuna Düsseldorf. Statta müthiş bir atmosfer var. Our match today is Fortuna Düsseldorf against Union Berlin. Martin Taylor. Yürü oğlum. Cucurella. Oh çok iyi Cucurella Ali. Bela Düsseldorf iyi oynuyor. Kreliak. Çok iyi yere. Ah. Cucurella sen de o. Kroos. Ver pasını. Hosinar.
Olmadı, olsun. Cross bir daha. Alttan bak Jurella geliyor. Ortaya açarsın Jurella. Güzel bir orta yaparsın. Harika. Ah be Polter be. Ah be Polter be. O 8-800'ü bana verselerdi ben o adamı Vitinho'yu alacaktım abi ya. Hocam devam hocam, hiçbir şey yok. Devam devam. Hennings Lannister karşısında. Şu kaleciyi ben nasıl satayım abi? Kaleci satılır mı ya? Yürü. Takımı kim yazsın? 10 numara yalnız beyler ya. Bir dakika ya beyler, benim kameram ne olmuş lan öyle? Aa bak, ben şimdi fark ettim onu ya. Abi kamerayı bir türlü çözemedim var ya, şu PlayStation kamerasını. Ya şu bilgisayar alayım da vallahi rahatlayayım, bilgisayardan vereceğim yani, yemin ediyorum bilgisayardan vereceğim ya. Lan diyorum ben de kamera sağa gitmiş, sola gitmişiz. Abi selam, Aykut hocam istifa etti ama yönetim kararı bekleniyor demiş. Raşit'ten son dakika haberi arkadaşlar. Fenerbahçeli arkadaşlarımız için Aykut Kocaman istifa etmiş. Ama yönetim kararı bekleniyormuş. Aykut Kocaman istifa etse ne olacak abi? O yönetimle ne yapacaksın, bana onu söylesene. Mourinho'yu getirsen olmaz o iş. Adam diyor Fenerbahçe üzülmesin, üzerime düşeni yapacağım demiş Aykut Kocaman da. Vallahi ben yani şu an onun konuşmasını çok yapmak istemiyorum tabii de Aykut Kocaman gitse ne olacak ki yani? Yani o yönetimle o güven, yani şu an hangi Fenerbahçe, ah. Ulan Raşit sen geldin, gol yedik, uyuz. Yani şu kadarını söyleyeyim ben. Şu anda Aykut gitse, Ahmet gelse değişen ne olacak ki abi? Hangi Fenerbahçe şu an Fenerbahçe yönetimine güveniyor ki? Yani ben çok yaşadım arkadaşlar. Allah bütün Fenerbahçelere sabır versin. Yani Demirören zamanında Beşiktaşlıyım ben. Çok dua ediyorduk yani ne olur gitsin falan diye. Yani şu an eminim herkes Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım kesinlikle. Tamam, Fenerbahçe için çok bir şey yapmış olabilir. Sportif anlamda başarısı olmuş olabilir. Tesis anlamında başarısı olmuş olabilir ama Alişen de yaptı onları, ama gitmesini de bildi adam yani. Bunlar koltuk sevdası bizim ülkemizde her şeyde var ya. Sadece bu Fenerbahçe için değil. Beşiktaş'ta, Galatasaray'da, ülke yönetiminde de her şeyde ya. Koltuk sevdası olduğu sürece bu ülkede bizim abi işte burada bize o oyunculardan biri lazım işte abi. O hızlı oyunculardan biri lazım yani. Neyse Raşit. Boş ver, sıkma canını, olur öyle şeyler. Fenerbahçeliler de sıkmasın canını. Ama gerçekten şampiyonluk olmadığınız kaç sene oldu? 2 sene biz olduk zaten. 2 sene Galatasaray olduk, 4 sene. Bu sene 5. sene olacak yani. Ya, üzülüyorum ya, gerçekten kötü bir durum. Ben de 7 sene şampiyonluk göremedim. Hatta 13 sene göremediğimiz zamanlar da oldu bizim. Olur, hepsi olur bunların. Aziz Yıldırım her şeyi çok hızlı yaşattı Fenerbahçe'ye ya. Bence tek suç yani hatası o. Çok hızlı yaşadı Fenerbahçe her şeyi. Tamam, 3 Temmuz sonuçları olabilir, duyumlar hepsi oldu. Ama ne bileyim yani. Kötü durum tabii canım. Bu arada Düsseldorf golü attıktan sonra o Sainz harikasın. Çok hata yapıyoruz paslarda. Ermel gibi oyuncum olmadı be arkadaş. Sainz süpersin sen Sainz.
Abi niye böyle hatalar yapıyoruz yahu? Gel böyle abi. Kaç abi, kalk aşağıdan kaçsan oğlum. Tücürele çok iyi. Bane. Stopped emphatically and just as well. The approach play looked very encouraging. And the verdict on Adi. Hadi 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 hadi. Promising build up. Abi nasıl fizik koyuyorlar biliyor musunuz? Bu yapay zeka öyle bir fizik koyuyor ki. Bırakma onu. Abi kalecimiz çok iyi ya. Çocuklar var ya. Eğer ligden çıkarsak çok kişi bu çocuklara çok iyi paralar verirler ha. Yönetim kurulundaki mallar güveniyor. 13-14'te şampiyonluk olduk. Ersun Yanal dönemi 3 sene oldu. Bu 4 olacak demiş. Doğrudur yani. 13-14, 14-15'te nasıl oldu? Değil mi? Referee is happy and the second half gets underway. Ya Aykut'u tekrar geri getirmek hataydı Fenerbahçe için bence. Aman ha. Oyuncu değişikliği yapmamız lazım. Deplasman maçları her zaman tehlikeli olur beyler. Kariyerde her zaman tehlikelidir yani. Ve biz gol atmamız lazım hemen acil. Çok iyi. Çok güzel. Hadi oğlum. Takım dağıldı ya. Gerçi bu arada her gün yayın açtığımız dönem bugün itibariyle ikinci haftayı doldurduk. İkinci haftada bayağı bir 12-13 abone kazandım. Kendim için başarı, hiçbir şekilde reklam cartçuk yapmadan 50. aboneyi de görmüş olmamız lazım artık. Evet. Abi çok kötü vurdum be. ...12 Aykut, 13 Arslan, 11 İsmail Kartal, 15-16... Olur öyle şeyler ya. Evet, Tahtel de giriyor oyuna bu arada. Raşit ya, videonun ismini de değiştirebilir miyiz ya? Bekle bizi Bundesliga diyelim. FIFA kariyer olduğunu da belli edelim yani yaptığımız için. Çok iyi pas attı. Hartel harika. Gol. Al topu. Al topu. Topu al topu al topu. Bak ne yapıyor ya. Güzel. Because it still gives them a chance of getting back in the game. Yep, still got a bit of work to do, but momentum is on their side now. I quite fancy them. Kaç, kaç. Ah, atamadım, atamadım. Harika. Helund. Abi çok kötü vurdun ya. Çok kötü vurdun ya. Usami.
Mata across the field to try and switch the play. Çok güzel. Harika. Dur dur dur, sakin 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 sakin. Yap paslarını Tremble. Ver pasını. Kuros. Abi. Abi dönemedim. Dönemedim beyler, dönemedim. Raşit boş ver, sıkma canını diyorum. Hala bak şey yapıyorsun. Boş ver be dostum. Sıkma canını ya. Ülke futbolu bitmiş, sen hala Fenerbahçe diyorsun ya. 70 yaşındaki Mora futbolu emanet ediyoruz. Futbolu emanet ediyoruz. Sen ne diyorsun ya? Yeme. Yeme ne olur yeme. 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 Gol be! Gol! Gol 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 gol! Hadi hadi, 3-2 yaptık, 3-2 yaptık, 3-2 yaptık. Hadi. Hadi Berlin, hadi Berlin, hadi Berlin. İnancımız tam. Hadi, hiç olmazsa beraberlik. Hartel. Yine arkadan, sağdan geliyorduk. Yürü. Treble. Verdi pasını. Polter. Polter. Ah, atamadım. Adamadım. Cücürelli atamadım. Abi yap baskı, yap baskı, yap. Offside tuzağı yap. Sen... Yetişemedi. Sainz yetişemedi. Yoruldu artık o da zaten. Of, çabuk 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 çabuk. Hedlund. Hedlund süper gitti. Hedlund içeri girecek. Verdi pasını. Polter. 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 3-3 yaptık durumu. 3-3 yaptık durumu. Şu an Düzel Torsu stadında şu anda inanılmaz inanılmaz bir sessizlik var. İnat devam ediyor. Hedlund. Hedlund. Verdi pasını. Kraljak. Georgia. İçeri girecek. Georgia. Arada fırtıklı. Dakika 86. Dakika 86. Raman şu an vakit geçiriyor. Düsseldorf vakit geçiriyor. Berlin gurur duy bundan. Berlin bundan gurur duy. Trimble. Kaçanı gördü. Georgia. Beni niye oynatmıyorsun dedi Georgia. Georgia çok iyi döndü. Verdi pasını. Gol geldi. Gol geldi. Gol geldi. Allah'ım Allah'ım. Maç birden iki oldu beyler. Çok iyi be. Çok iyi be. Polter. Bu arada Georgia'yı da çok beğendiğimi söylüyorum. Bu arada deep not. Kudurduk. Kudurduk şu an. Kudurduk. Delirdik şu an beyler. Şu an delirdik. Delirdik. Kaçan var. Kaçan var. Ne olur yemeyelim. Bu takım her şeyi hak ediyor beyler. Bu takım her şeyi hak ediyor. Hartel. Hartel. Verdi pasını. Georgia. 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 Ah. Helal olsun be. Poltra da helal olsun. Georgia da helal olsun. Az sayıda Berlin taraftarı galibiyet şarkısını söylüyorlar ve
Vallahi ben maçı kazanacağımızı hiç ihtimal bile vermiyordum. Gerçekten süperdi. Orada Hartel'i de çok beğendiğimi de söyleyeyim. Aynı şekilde Georgia'yı da. Biz oynadık. Onlar 3-1'di. 3-1'den 3-3 arkasından 4-3 ya. Tarihi bunu da yazsın beyler. Müthiş geri döndük. Müthiş. Harikaydı, harika. Dönüşümüz süper oldu. Ve bir anda bu da bizi ilk 3'e soktu. Tebrikler demiş Gökhan. Eyvallah dostum. Güzel bir maç izlettiysem size. Ki ben izlettiğimi düşünüyorum. Şimdi bunu bir... Oo Ümit Konyalı hoş geldin. Sefalar getirdin. Sen istedin diye kariyer açtım Ümit. Abi niye kariyer açmıyorsun? Al kariyer açtık abi. Sen istedin, ben de kariyer açtım sana. İsohan nasılsın canım demiş. Teşekkürler İsocuğum. Ben de iyiyim canım. Şimdi Selman Doğan aleykümselam demiş. Selamımızı almış. Başka bakalım. Hoş bulduk. Eyvallah hocam demiş Ümit. Ümit bir takım buldum. Yani iyi ki bu takımı seçmişim. Güzel güzel şeyler var ya. Güzel çocuklar var. Güzel oynayanlar var. Mesela şu Hedlund'da mesela bu çocuğu sonradan aldık. Tıkır tıkır oynayan bu herif de Hedlund'du. Orta sahaya baktığımızda Hartel de iyiydi. Ya çok genç yetenek var abi. Bu takım oyunda bulmak önemli. Mesela Sainz'i Gökhan sağ olsun buldu bize. Çok da memnun kaldık. Yediğimiz gollerde evet hatası vardı ama hepsi genç çocuklar abi. Bunları şimdi birazcık şey yapmak lazım. Güzel. Güzel güzel olsun. Simüle etmek güzel. Evet arkadaşlar. Nerede kaldık? Şu anda Ingolstadt 13. Abi Almanca'da ne kadar zor ya. Braun, Schweik 13. ve Berlin 12. sırada. Alfonso Davis demiş. Galiba oyuncu önerdi İsoğan kardeşim. Alfonso Davis hocam 89 orta olma oluyor. Tabii canım PTT birincilik olsa ben altın orduyu almaz mıyım? Bu arada beyler bizim bakın bu arada haberlerde falan çıkıyoruz yani. Poltrona çıkıyor falan filan diye böyle güzel bir sinemaskop gösteri de gururumuz okşanmıyor değil. Bu arada dediğin oyuncuyu Alfonso Davis hocam hemen bakacağım ona ben de. Christian Pedersen hocam kendimi çok hissediyordum falan demişsin de dostum yani şimdi böyle bir maçtan sonra Futu ne yaptın hocam demiş Ümit. Ümit Futu ne yaptım? Valla bugün maç yapıyordum arkadaşlar. Karşıma çok acayip bir kadro geldi böyle hani benim 2-3 maaşımı sadece FIFA'ya verebileceğim düzeyde bir hani neler geldi şöyle söyleyeyim sana. Jesus'un ifi siyah kartı mı istersin, ondan sonra Zaha'nın siyah kartından mı istersin, işte ortada Eriksen var falan, o kadar sinirlendim ki yani dedim abi ben bu oyun ya iyi oynayan böyle mi belli olacak yani. Sonra season'a girdim. Hani sizin de göstereyim dedim hani kendimi iyi oynadığımı. Onda da oyun rakip bulamadı. Sonra kariyer yapayım dedim. Sonra futu pası ne hoş değil mi? Bence de işte tam ondan bahsediyordum İso. Herhangi bir sponsorum yok. Hani çalıştığım firmadan sponsorluk teklifi ettim. Hani sponsor olur musunuz falan diye. Onlardan da ses çıkmayınca. Ya ben şu an futta istediğim kadar uğraşayım. O adamların aldığı oyuncularla düzeyde oynayamam. Yani şu anda benim Union Berlin karşısında Real Madrid gibi bir şey oluyor yani. Benim aldığım Zaha mesela 80'lik adam onun santrafor kartını almış. Siyah kartını almış. Abi fiyatına bakıyorum. Ben alamam yani. Bu adamı para biriktirsem de alamam. Ancak şöyle yapacağım. Fut Champions oynayacağım. Orada artık kaç galibiyet yaparsak. Yani isterseniz de oynayacağım onu da. Ya da season oynayacağım abi. Yani yayın yapmak güzel, futla yayın yapmak güzel. Evet, izleyici çok çekiyorsun. Ona da itirazım yok ama tamam da abi o adam benden ne oynayacak ki şimdi? Ben bu o adama karşı takımdan oynarken nasıl kendimi ispat edeceğim ki yani? Adam Jesus'a bir veriyor topu üçgenle. Benim Rojo ile şey, Koşyel'le ki Aspar'a da almadım Koşyel'liği bilirsiniz.
arkasından bakıyor sadece. Adam geliyor, R2 kareyi bir basıyor ya da yuvarlak, hangisini kullanıyorsanız. Ha, ne oluyor? Ben iyi mi oynuyor? Yani karşımdaki adam iyi mi oynuyor benden? Ben sadece onu söylüyorum. Yani versinler abi aynı eş güçte takımlar. Yazsınlar bakalım turnuva, bakalım kim ona çıkacak, kim geriye çıkacak. Ben kötü oynuyor demiyorum insanlara. Hocam çok fazla kariyer oynadığım zamanlarda. Ya işte yapma abi Ümit. Abi o yüzden Rui Costa sevecisi yapmaya çalışıyorum demiş. Rui Costa sevecisi yapmaya çalışıyorum. Deli gibi coins kasmaya çalışıyorum demiş Ümit Konyalı. Abi yapma işte yani. Ya yapmayın abi. Yani ben şunu söylüyorum. Fut oynamak ya da futta iyi sonuçlar almak sizin iyi oynadığınız anlamına gelmiyor arkadaşlar. Yani tamamen para üstüne kurulu bir oyundan konuşuyoruz şu anda FIFA 18 için. Ve ben bunu geçen sene, yani FIFA 17'den beni tanıyan vardır. Yani Enis Kirazoğlu'nun yayına çıktığımda da aynı şeyi söylemiştim. O zaman çok tepki almıştım. FIFA 17 tamamen para üstüne kurulmuş. Sizin daha çok para harcamanız üzerine kurulmuş bir oyun. Yani bu oyundan olabildiğince zevk almaya bakın. Şimdi bugün arkadaşım var, dostum Erkan mesela. Kulaklarını çınlatayım. Çok sinirlendim diyor. Mesela konuşuyoruz. Yayından sonra dedim Erkan, yayında sinirli gördüm seni. Hani söyleyemedim de, özeldir belki diye. Abi yediğin golleri görsen. Ya işte yediğin gollerin üzerine artık konuşmanın bir anlamı yok. Anladın mı? Yani çünkü oyun sana şunu söylüyor. Sen mağlup ol, git para ver, coins al, daha iyi oyuncu al. İşte ben sana yardım edeceğim zaten momentumumla diyor. Ya bu oyun böyle bir şey arkadaşlar. Hiç boşuna hani birbirimizi bu konu üzerine işte sen daha iyi oynuyorsun, ben daha iyi oynuyorum demeye bence artık gerek yok. Ben onu görmüş bir insanım. Evet, yayın yapan var. Atlas abim var mesela şu an yayında kendisi de. Atlas abim şu anda yayın yapıyor ve eminim çok üzülmüyordur. Konuştuk yani biz, çünkü özelden de konuşuyoruz Atlas abiyle. Kardeşim diyor, yani oyun böyle bir şey. Yani momentumla dolu bir oyun. Deliriyorsun yani. Bayağı deliriyorsun. Ben mesela eskiden hatırlıyorum. Yeni evlenmiştim o zaman. Eşim artık bana şey diyordu yani. Sinirlenme ne olursun. Yani çünkü ben buraya oturuyorsam kafa dağıtmak için oturuyorum. Sinirlenmek için oturuyorsam ben bu makineye niye oturayım ki abi? Giderim içeride. Manyak bir dizi izler ya da film izlerim. Dediğim o. Neyse. Muhabbet çok döndü. Kusura bakmayın. Nerede kalmıştık? İsoan demiş ki hocam ben çok fazla kariyer oynadığım zamanlarda SofFIFA diye bir site var. Oradan oyuncu bakıyorum. Sen de akıllısın. Önerim Alphonso Davies, oradan buldum demiş. Bakacağım dostum. Raşit demiş ki 12 puanda geri gelip şampiyon Alex'ti. Siz Aykut sandınız demiş. Gene hala Fenerbahçe devam ediyor. Horoskent demiş ki bu takımda böyle oynayabiliyorsan oldukça iyi bir futbolcusun. Eyvallah dostum. Ben bu oyunu 14'ten beri oynuyorum. 14'te ben futu bilmiyordum. D1'de şampiyon oluyordum işte. Mesela D1 FIFA'nın işte Premier Cup'tu o zaman. Bilmiyorum şu an hala oyunu var mı o. İşte Premier Cup Dortmund'u alırdım ben FIFA 14'te. Dortmund'a şampiyon olmuştum falan. Güzel günlerdi. Ta ki hayatıma fut ve pro girene kadar. İşte bir akşam Pro Club diye bir şey var dedik. Hani oynasak mı oynamasak mı falan olduk. Ondan sonra bir girdik o yola. Ne kariyer oynadım. İşte şu an yolculuğu ben hiç açmadım arkadaşlar. Hani FIFA 18'in yolculuk modunu da açıp oynayamadım bile. Oynayacağım. Canlı yayında onu da yapacağım. İsoan demiş ki futun boku çıktı. FIFA 13'te zirveydi. Ondan sonra fut hep geriledi demiş. Katılıyorum. Zaten ben FIFA 14'ü FIFA 13'ten alınan övgülerle almıştım oyunu. Onu da söyleyeyim. Ben normalde PES'çi bir arkadaşım. PES oynayan birisiydim. Ve bizde PES'te şöyle bir şey vardı. O zaman bekarım. Gece arkadaşım Koral vardı. Onunla beraber otururduk. Bilhassa Yunan rakipleri alırdık arkadaşlar. Bilhassa Yunan rakip bulurduk. Kendimiz Türkiye milli takımını alırdık ve o da, onlar da çok ilginç. Hiç konuşmuyoruz bakın. Anlaşmıyoruz. Yani sen Yunanistan'ı al, ben Türkiye alayım diye anlaşmıyoruz. Herifin anlardık böyle nickinden. İşte çok Yunanistan PSN arkadaşım vardı benim. Öyle beni çok eklediler. Onlar Yunanistan alırdı iki kişi. Biz Yunanistan alırdı, Türkiye alırdık iki kişi. Ne maçlar yapıyorduk ya. Ve ne momentum konuşuyorduk. Ne bilmem ne konuşuyorduk. Yani yensek de yenilsek de zevk alıyorduk. Acayipti. Yani keşke o günlere geri dönebilsem diyeceğim ama şu an PES'in geldiği noktayı da biliyorsunuz aynı şekilde. Bunları söylüyorum. Zamanında çok söyledim yayınlarda. Gamesel'e katıldım konuk olarak. Orada da söyledim. Ama insanlar şöyle bir şey var. Takım tutar gibi nasıl parti tutuyorsa burada. İşte PES'i mi övüyorsun? İşte FIFA'yı mı övüyorsun? PES'in yanında FIFA'dan geçilmez. Ben de biliyorum PES'in yanından geçemeyeceğini FIFA'nın. Ya da şey, FIFA'nın yanından PES'i geçemeyeceğini biliyorum ama abi hiç olmazsa şunu demiyorduk biz PES oynarken. Bu oyunda momentum var ya demiyorduk ya. Hata yaptım, gol yiyordum diyorduk yani. Ama ta ki ben FIFA ile tanıştım. Yani oyuncuların bir yavaşlaması, mekanikte bir yavaşlama. Özellikle fut oynarken bu başıma gelmeye başladı.
Ya dedim beyler, bu oyunda bir formül falan mı var ya böyle? Daha FIFA 14'teyim, daha yeni geçmişim yani. Ama ondan sonra momentumu söyledik. İnsanlar momentum ne demeye başladı. Şu anda Türkiye'de FIFA üzerine konuşulan en büyük konu momentumlu. Ben Enis abinin bir video, Enis Kirazoğlu'nda yaptığımız söyleşide FIFA'nın momentum üzerine kurulu olduğunda yorumları okuyorum yayından sonra. İnsanlar şey yazıyor. Momentum mu? O ne ya? İşte kötü oynuyorsun, momentumu bahane buluyorsun falan dedi. Ama şu anda eminim FIFA 17'de Türkiye'de şu an momentumla aynı kelime eşdeğeridir yani. FIFA 18 denli mi direkt momentum diyoruz. Yani böyle bir durum var. İnsanların böyle gerçekleri duymaları böyle çok zoruna gidiyor. Evet, iyi oynamak başka bir şey. FIFA 17 tamamen pas üzerine kuruluydu. Yani iyi pas yaparsanız iyi oynardınız arkadaşlar. DB'ye kadar gelirdiniz yani. Benim 43 paslık bir golüm var. O videoyu da kliplere atacağız. Instagram'ın da olması lazım. Hipotalamuska Instagram adresinde. Onu yaptığınız anda zaten otomatikman oyun size açıyordu yolu. Neyse, çok FIFA zorluk derecesi çekici geliyor hocam. Ben de PES'ten geçtim. Raşit hala Fenerbahçe'de. Raşit kendine gel. Neyse arkadaşlar, çok kafanızı şişirdim, kusura bakmayın ya. Bayağı da konuştuk ettik ama yani bunları da konuşmamız lazım aslında. Bu arada niye biz ev sahiplerini simülate edecektik ya, öyle anlaştık. Biz bir dakika, derbi maçına çıkıyoruz yalnız. Abi Braunschweig yani derbi maçı beyler. Oynayacağım bunu. Maç esnasında da konuşabiliriz. Sorularınız varsa sorabilirsiniz. İnteraktif olarak yayın gitmesinden çok memnun kalıyorum ben. Çok da konuşuyorum bu arada, kusura bakmayın. Çenem biraz düşük. Klip olarak bulabilirsiniz demiş. Hani sorularınız varsa, FIFA üzerine soru konuşmak isteyen varsa konuşabiliriz. Belki beni tanımayan vardır. Zamanında Türk FIFA topluluğunun kurucularındandım ben de. Daha sonra büyüttük grubu. Abilerimize emanet ettik. Şimdi onlar yapıyorlar. Biz de artık böyle kendi yağımızla kavrulmaya karar verdik. Pro Club üzerine sorularınız olabilir. Bu ne lan? Oradaki o çubuk ne işe yarıyor ki? Beyler, derbi maçına çıkıyoruz. Hele bir gol at da konuşuruz demiş. Hemen hemen. Şu an derbi maçına çıkıyoruz. Abi nasıl moda sokuyor şu kariyer adamı var ya. Evet, Almanya'nın gözü kulağı bu maçta. Bunlar da Bundesliga bayağı ilgi çeken, Bundesliga 2 de bayağı ilgi çeken bir şey biliyorsunuz. Haydi bakalım. Geçen haftadan takımı bozmadık. Yedeklerimiz hala bu arada, zor bir maç bizi bekliyor. Offside. Hadi bebeğim, şimdi hızlanalım. Artıralım vitesimizi. Kaç oğlum? Polter. Yavaş bir oyuncu ama bitiriciliği çok iyi Polter'ın. Polter'a ver kafayı, çaksın abi. Orada geçen maçta Polter hat-trick yapmış. Aman. Leistner. Kroos. Skarbeski. Kroos. Skarbeski kaçıyor içeriden. Pası verdi Skarbeski. Skarbeski vursana, Skarbeski vursana. Vursana Skarbeski. Allah belanı vermesin senin. Bu arada zorluk efsanevi. Yayına yeni katılanlar için söyleyeyim. Efsane bir modda oynuyoruz. Her zamanki gibi. Vallahi Allah taş yapar başka. Bu arada kalecimizi açtık ama offside. Bugün aklından geçtiğini hocam. Valla iş hayatın olmasa daha fazla alıp verir düşünüyordum. Evet, o konuda doğru. İş hayatım biraz yoğun geçiyor dostum. Yani yorgun argın oluyoruz. Sonuçta özel bir hayatımız da var. Evliyim. Eşim de hani gezmek istiyor, tozmak istiyor. Haklı olarak. Ona da vakit ayırıyorum. Sonuçta ikimizin de ailesi var. Onlar oturmaya geliyorlar. Biz oturmaya gidiyoruz falan filan. Ve ekipman olarak sıkıntımız var.
Ve Türkiye'de yayıncı izleyici kitlesine bakıyorum mesela. Ya, yanlış anlamayın, sözüm meclisten dışarı. Böyle manyak manyak adamları izleyen insanlar var. Dün biraz böyle Twitch'i bir gez gezdirdim bakayım. Hani bizim nelerimiz eksik diye. Adam ana bacı gidiyor ya yani bayağı. Hani adamın. Selam, iyi yayınlar demiş Blackmaster. Aleyküm selam. Abi bu adam yani 200 izleniyor. 200 kişi izliyor adamı. Beynes! Bu adam çok iyi ya. Bu adam süper. Soğan, eyvallah dostum. Derbi maçında acaba ne faulü var hocam? Ne yaptık ya? Evet, PlayStation 4 üzerine oynuyorum platformu. Yayından da anlıyorsunuz. Yayında herhangi bir bağış yeri, işte şunu ekleyin, kanalıma abone olun, cartı curtu böyle bir dönüşler yok. PlayStation'da öyle bir şey yok, program yok. Kaçanı gördüm. Arka direğe. Tamam, Hosiner sen de o. Scarpe eski. Beynis faul. Şu oyundan alışkanlık abi, onlara faul veriyordu. Abi köşeye çakar mısın? Of, çok iyi vurdun be oğlum. Oyunda bazen anlık FPS düşüşleri oluyor mu sende demiş. Hocam sabahlıyor muyuz? Ben sabahlıyorum. Yani sabahlayan varsa beklerim. Bugün cumartesi yani. Hocam ortak bir projeden bahsediyordun bir ara demiş. Ortak proje. Bir saniye Ümit'ciğim. Ah, hataya bakar mısın? Ortak projeden kastığımız şey mi ya? Kadıköy'deki bir mekanla ilgili bir projemizden bahsediyorduk. O mu acaba? Abi çok iyi pas. Çok iyi. Ah, atamadık. Hadi, hiçbir şey yok, hiçbir şey yok. Enis hocayla. Onu yaptık ya Enis hocayla. GeForce halı saha turnuvasında oynadık biz. Ümit, YouTube'da var GeForce. Scarbieski, ah be. Enis abiyle ortak projemi soydu bize. İzlemedin galiba. İkinci gün scoreboard var mı demiş. Abi Almanya'da ikincilik o kadar çok önemli ki. Yani gerçek söylüyorum yani aynı İngiltere'deki ikincilik gibi bayağı ilgi çeken bir lig yani Bundesliga 2. Enis Hoca ile yaptık ya Ümit. Tam oydu abi bizim ortak projemiz oydu Enis abiyle. O da çok güzel, zevkli geçmişti Enis abi sağ olsun. Eğlenmiştik o günde bayağı ya. Beyler onu da izlerseniz yani tavsiye ederim. İzleyeniniz vardır belki içinizde. GeForce halı saha turnuvası. Şeyin şampiyon olduğu. Enis abi şampiyon olmuş takımıyla beraber. Batuhan Sergen Yalçın falan da var orada. Offside. Adamların ikinci ligi bizim birinci ligden daha yüksek taraftar ortalamasına sahiptir. Doğru söylüyorsun. Bugün 3200 kişi var mı statta? Utanca bakar mısın ya? Ya utançtır bence bu ya. Valla Ümit, TFT'yi bıraktıktan sonra projelerin hepsini bıraktım yarıda ya. Gerçekten ha, olabilirdi. Daha iyi şeyler de yapabilirdik ama çok yoruldum orada ya. Biliyorsun yani bayağı da emeğimiz var. Yani çok koltuk sevdalısı bir adam değilim ya. Yani görevimizi layığıyla yerine getirdik oradaki
Bıraktık orayı. Umarım daha iyi şeyler olur ki görüyorum daha iyi şeyler oluyor. Hepsine hayatına başarılar diliyorum herkesin orada. Ben görevimi yaptım abi. Bana verilen şey bir abi bizi çatıyı yükseltti. Allah'ımıza şükür de oradan yaptığımız reklamlarda oyuncularımızın da iyi oynamasıyla beraber Emirhan kardeşim Fenerbahçe'ye gitti. Batuhan kardeşim Beşiktaş'a gitti. İso Power şeye Futbolist'e gitti. Yani eskiden FIFA'da sadece Emre ile Wolbert bilinirdi. Onlar da 10 numara adamlar. Onlarla da yüzde konuşma, tanışma fırsatı buldum. Ama tanındık yani. Allah'a çok şükür onlar da bir şekilde bizden emeğim olduysa, birazcık emeğim olduysa haklarım hepsine helal olsun. Bayağı ben hani gittim geldim arkadaşlar İstanbul'a ya. Bayağı gittik geldik yani. Başka. Bir de bizde pasolik diye bir saçma sistem var demiş. Pasolik sistemini ben bakın pasolik sistemine karşı değilim arkadaşlar. Niye değilim onu anlatayım. Ya işte eskiden bilet alırdık falan. Ben pasolik sisteminden ziyade her sene o para veriliyor ya. İşte 40 lira aktivasyon parası veriliyor ona uyuzum ben ya. Bak, o olmasa pasolik tamam abi normal yani bana bir kart veriyor itirazım yok bunu keşke bunu ben alırken bir daha para vermesem ya yani. Bir kereye mahsus vereyim tamam kart bedeli ona da itirazım yok. Ama ben her sene o pasolike para verince çok zoruma gidiyor ya. Bir de neyi izlemek gideceksin anladın mı? Neyi izleyeceksin abi? Hani izleyeceğin takımlar kim abi? Bir saniye telefon. Tamam, yayınımız devam ediyor arkadaşlar. Baines. Stopped emphatically and just as well. The approach play looked very encouraging. They can be quick on the break now. Still going towards goal quickly, looking for teammates in the middle. Çok kötü vuruyoruz abi o ya. Abi sen kombin oluyorsun, C bloku gidiyorsun. Ertesi maç ceza yiyorsun. Bu gavatlık tane kameradan bulup ceza verecek. Neden blok kapatıyorsun demiş. Abi yani şimdi Demir Önü asistanı olarak konuşmak istemiyorum konuda ama bilmiyorum abi yani niye abi ettirmeyin yani onu da abi. Yani edilmeyecek gibi de değil o ayrı konu da hakemlere karşı. Ali Sözkaya'nın yaptığı hatayı gördünüz Avrupa maçında. Ondan. Ya aynen doğru söylüyorsun. Bu ya tamamen insanlardan para alma politikası ya. Bir de her sene olması çok komik. Abi düşünsene 4 kişilik bir aile olduğunu düşün. Abi süper geldik yine be. 2 yaptık ya. Ali Sözkaya ayağı ellet kesiyor adam Avrupa maçında arkadaşlar ve herife şeyi vermiyor. Penaltı vermiyor, kırmızı kart vermiyor, deliriyor yani karşı takım. Resmen eliyle topu çizgiden çıkartıyor. Üç geldi. Üç geldi dedim ben. Üç geldi. Ah ulan atsana onu be. Soğan çok iyi gol demiş. Eyvallah dostum. Ve Uchida'yı da biz de bir oyuna alalım. Şu an liderlik konusunda evet Uchida alkışlarla sahaya çıktı. Cross yaptı ortayı. Çok kötü.
It's rather skewed off his head in the end. Yeah, he didn't catch it properly. I think he probably closed his eyes there. Ya bir de bizde şey yok beyler. Tuttu oturduğun şehri tutma gibi bir anlayış yok bizde ya. Bakın dünyanın hiçbirinde böyle bir olay yok arkadaşlar. Bizde var abi. Hani adam yanlış anlamayın. Adam Diyarbakır'da oturuyor. Ben de mesela Çorlu'da oturuyorum. Çorlu Spor tutacağım ama gidiyorum Beşiktaş tutuyorum yani. Bizde bu olmamalı abi işte. O yüzden zaten futbol gelişmiyor. Yani biz şehrimizin takımına sahip çıkmıyoruz abi. Raşit Kayseri'de oturuyor mesela. Fenerbahçe için üzülüyor abi. Üzülmeyecek yani. Kayseri tutacak Raşit ki Kayseri gelişsin. Kayseri'nin taraftarı gelişsin. Etkinlikler yapılsın. Ya bizde şöyle bir durum var. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzon da şehir takımı. Adam mesela İstanbul'da oturuyor ama şu Trabzon diyor mesela baktığında. Ben buna karşıyım ya, bilmiyorum. Yeni yeni başladı ama bu. Hani Göztepe ile beraber gördüğüm şu an mesela Osmanlı Spor neyi tutuyor onu anlamadım. Yani Osmanlı Spor Osmanlı gelsin mi istiyor? Cumhuriyet karşıtlığı mı yapıyor mesela? Saçma sapan bir takım. Anlamıyorum. Ne bileyim Ankara Gücü vardı mesela. Vardır. Samsun Spor mesela bayağı taraftarı semtinde takımına bayağı şey. Gol. Bitti bu iş ya. Abi ben niye oturduğum şehri tutayım? Steam takımı seçerim ama istediğim yerde doğup büyüyemem demiş. Saygı duyuyorum. Abi Kayseri'yi gram sevmem. Trabzon bilmem nesi demiş. Trabzon yalakası demiş. Ona da saygı duyuyorum. E Kamer Bauer. Hocam girmek istiyorum oyuna dedi. Alalım oyuna. Abi ben de Kayseri'yim. Kayseri Belediye Başkanı Paris'in diye kurulmuş olan bir takım demiş. Doğrudur. Ama işte dediğim gibi böyle yaptığımız sürece zaten işte ülkede futbol gelişmeyecek. Yani bakın şu anda oyunda diye gözüküyor ama belki de gerçekten bu takımların taraftarları var arkadaşlar. İşte Union Berlin diye karşı takımın. Dortmund'un bir maçı vardı geçen. Kimle oynuyor unuttum. Statlar aynı böyle güzel bir şey stat. Mütevazi bir stat böyle. Abi herifler bir taraftarları var ve yenildiler de ama maçın sonuna kadar desteklediler takımlarını ya. Ya özeniyorum ben. Hadi. Bu arada ligin ikincisi olan takımı da 3-0 yeniyoruz beyler. Ah be Polter be. Ben bu Polter'ı var ya 10 numarayı satacağım ben söyleyeyim. Bu kim lan? Ve Promel. Değişik oyuncuları soktuk bu maçta. Kimsenin... Vay. Geçemedik. Abi ben niye şu kamerada bir türlü şey çıkamıyorum ya? Yorumları şu maç pisini okuyacağım arkadaşlar. Derbiden 3-0'lık bir galibiyetle çıktık. Promel'de var bir şey var ama ayakları falan iyi aslında adamın ama. Evet derbiden de 3-0'lık galibiyetle çıktık. Bu arada yorumları okuyoruz. Bakalım neler yazılmış. Kayseri bir dakika bayağı bir Osmanlı saçma sapan demiş Melik Ökçek doğru söylüyor.
Siyaset girince futbola bozuluyor demiş. Doğru söylemişsin Ümit. Erciyesspor var. Adamlar Süper Lig'e her sene kademeli olarak düşerek 3. Lig'de şu an balı düşecek. Şimdi ben bu takımı niye destekleyeyim demiş İsohan. İşte bizde şampiyonluk başarıya göre takım tutma var. İşte ben onu söylüyorum zaten. Bu arada birinciyiz. Başakşehir nasıl bir transfer yaptı? 2 nokta siyaset demiş. Doğru. Siyaset için bir noktada fazla iç içe olması lazım ama burası Türkiye demiş. Doğru. Erciyesspor'u çok severim, destekliyorum demiş. Bu arada geçen gün Ankara Gücü maçına gittim. Hocam bahsetmiştim ya, daha 15 yaşında GS Ankara Gücü maçında dayak yemiştim diye. O da güzel. O da güzel. Şimdi beyler, ne kadar yayındayız? Bir 5 dakika mola verilme şansımız var mı? Bir ihtiyaç molası giderelim. Erciyes'e 2 yıl kombinem vardı. Adamlar sattı takımı demiş. Ne güzel yazan, güzel böyle interaktif yayına hastayım. Vallahi hastayım ya. Beyler, sizden 5 dakika bir ihtiyaç molası istiyorum. Yayını kapatmayacağım. Sadece böyle boş ekran gibi duracak ama. O yüzden şimdiden özür diliyorum. Bu böyle dursun. Hemen geliyorum arkadaşlar. 5 dakika bir molamız var.
Evet, geldim. Geldim. Geldim beyler. Bağlantı da kesilmiş. DualShock'un da tam bağlantısı tam yerini bulmuş. Yayında kaç kişi kaldı acaba? Çok merak ediyorum ha. Herkes çıkmıştır yani. Kusura bakmayın, bir mola vermem lazımdı. 5 dakika. Başka neler var? Yıllar sonrası da gittim diyen var. Ümit demiş Raşit'e. 2 gün geldin, yokluğunu hissettin diye. Evet beyler. Abi nasıl transfer yokken adamlar gelebiliyor ya? Ben anlamıyorum ha. Voltaire'sini oynatıyorum ama yokluktan gidiyorsun şu an, haberin olsun ha. Bu arada Berlin 15 puanla şu anda birinci. Ya beyler, hazır çok az kişi varken şu kamerayı nasıl düzelteceğim bilmiyorum da zaten. Abi niye ben istemiyorum yakınlaştırmasını bu kadar ya. Şu an onunla uğraşıyorum, bir saniye. İstemiyorum abi, çok yakındık ya. Ha şöyle bir abi. Zoom yaptık öyle, kendi kafamız var sadece. Geniş ekranda. Evet. Şey de olmuyordu ama ya, YouTube'da olmuyordu abi. Yani YouTube'da niye olmuyordu bilmiyorum. Olmuyordu ama yani. Şey değildi ama ya. Aslında YouTube'da da olur aslında da. Ya canlı yayın izleyicisi Twitch'te olduğu için herhalde, bence sıkıntı orada var ya. Ümit. Ya bu arada şu an soldan bana soğuk vuruyor cama. Hayırlısı olsun deyin. Ay Raşit, sen videonun ismini değiştirmemişsin ya hala. Genç Union Berlinler demiş. Ulan Raşit, ne adamsın ya. Evet, biraz simüleyi arttıracağız dedim. Konuşmuştuk bunları. Simületi arttıracağız diye. Ben öyle istiyorum çünkü 2-2 güzel deplasmanda, bizim için güzel skor. Hemen hızlı hızlı geçeceğiz çünkü biz buraların takımı Bundesliga değiliz. 2, Kaiserslautern 2, Esgebirge Aue 0. Şu olayları güzel yapmışlar ama ya. Ingolstadt 2, Ya Romanya'dan Duisburg teklif 0. geldi. Gidin Rucescu'yu alın lan. Beni ne alıyorsunuz? Let's see what that means for the league tables. At the top of the table, we Yavaş have the yavaş. leaders in Ingolstadt with 17 points. In second, Union Berlin. Kaiserslautern'a maç yapıyoruz. Aynen, burada örnek falan kimler yayın yapıyor, izleme olanı fazla. İşte YouTube'da o yok. Belki yeni getirir, bilmiyorum. Ah be abi, Kazan Slatan'a yenilme işte ya. Bundesliga 2. Union Berlin 1, Kaiserslautern 2. Beyler, 2 So what haftada do bir those puan results mean for the topladık. league Bizim için table? kötü oldu bu At the ya. top of the table remain Ingolstadt with 18 points. In second, Bochum Bu with iki tane 17 oyuncumuz var ha. points. In third, St. Pauli with 17 points. Ya In bana ne fourth, ya. Union Berlin with 16 points. In sixth, Kaiserslautern with 15 points. Bu In beyni seventh, 71'e doğru Eintracht gidiyor ha. Braunschweig with 13 points. Fourth bottom, Dynamo Dresden with 6 points. Yani ikinci de olabiliriz aslında. Daha fazla insana izletmemiz lazım bizi ya. O günler de gelecek arkadaşlar. Yani bir anda lang deyip tepeye çıkamazsınız. Öyle bir dünya yok yani. Arkada konuşan şey. Kazver Slatan diyen adam mı?
O oyunun kendi içinde var ya. Bundesliga 2. Bundesliga. Eintracht Braunschweig 0. St. Pauli 2. Nerede alsalar da gitse. GS gelmediğine o kadar çok sevinirim. Aynen. Aynı oyuncusu bu arada bizden değil. Olsun, sıkıntı yok. Bu arada ikinciyiz. 9 maç. Şu ilk yarıyı bitireyim. Yani çok bir şey kalmadı zaten. 2 mağlubiyetimiz var. Sıkıntı yok. Şu oyuncu gelişine bir verelim abi. 71 oldu. Bu arada Benis 71 oldu. 72'ye doğru da gidiyor hatta. In 6th, Bochum with 17 points. In 7th, Fortuna Düsseldorf with 15 points. Abone sayımızda bir artış var mı? Dynamo Dresden with 7 points. Burada 50. 50. takipçimiz olmuş arkadaşlar. 2 haftada 50 takipçi olduk. Lan Aykut istifa etse bana gelir bildirim, merak etme. Aykut gider mi oğlum? Bu arada 50 takipçi olmuş arkadaşlar. Güzel. 2 haftada 50, 4 haftada 100. Yok 50 bende şu an, 50 ile baktım ben. Şimdi baktım, daha yeni baktım. Hayırlısı olsun demiş. Eyvallah. Bir de bu mola vermem kötü oldu ya. İnsanlar çıktı başka yerlere gitti ama vermem de lazımdı. Abi tamam git ya. Git oğlum, istemiyoruz. Tamam git. Ne yaptım lan? Dur dur. Ya bunları kaldıramıyor muyum ya? Aziz gider mi ya? Bence de Fenerbahçe'nin sorması gereken soru bence şu ama şey alın. Oo, Messi 6 hafta yokmuş bu arada. Alsak mı? Düşünsene Messi'yi transfer ettiğimizi. Yemin ediyorum canlı yayın uçar lan. Bu arada çok yemeği fazla kaçırmışım, midem. Felaket arkadaşlar ya. Birazdan maç yapıyoruz. Çünkü yo, liderle oynamıyoruz ya. Rosenborg. Maçı alırsak birinciyiz beyler bu arada. Bu arada kulüp benle. Oğlum seni satıyoruz Can. Seni satıyoruz, sen benden kadroda yer istiyorsun ya. Ah be abi. İki bir oldu. Hadi bebeğim. Güzel. 2-1. Bundesliga 2. St. Pauli 4. Ben de genç oyuncuya bayılıyorum. Herkesin şeyi. Genç oyuncuya bayılıyorum. Oo, bu arada beyler bir şey diyeceğim. Lig acayip zevkli. Yani baksanıza bak. Şu an görmüyorsunuz. Biz 23, 22, 21, 21. Bu arada Baines uçuyor ya. Bak, bak. Girmeye Barça'ya stoper sattım. Gelen paraya var diye aldım. Başkan bana sövdü demiş. In 7th, moving down, are Bochum with 17 points. Third bottom, Dynamo Dresden. Sainz varlığını hissettiriyor. Vallahi Sainz'i bana aldıran Gökhan'dı. Şu an yayında yok sanırım. Vallahi eline sağlık Gökhan ya. İyi ki aldırdın abi oğlum bana vallahi. Bunları sümüle ediyorum. Yani önemsiz maçları alan bu maçı da yani ya yapma, berabere kalma işte ya. Ha şimdi bu bizim için önemli maç beyler. Bu maç bizim için önemli. Geldik buraya, dur şimdi.
Union Berlin 1, Greuther Fürth 1. Dostum sen şeye git ya. At the top of the table remain St. Pauli with 23 points. Portekiz, İspanya, İtalya'ya git ya. Union Berlin with 23 points. In third, Ingolstadt with 21 points. In fifth, Kaiserslautern with 8. Lan herif de mağlup olmuş, biliyor musunuz? Evet, bizim için önemli maç beyler bu. Kupa. Bizim kupada bayağı bir hedefimiz var. O yüzden oynayacağız. Şu Cucurella'yı da bir 70 yapamadık ha. Birisi site önermişti, genç oyuncu. Vallahi o söylemişti ama ben de unuttum ya. Union Berlin. Pokal. Almanya Kupası'nda bir üst turda çıkmak istiyoruz. Skarbeski. Tremble. Well, it's 4-4-2 for them today, but we think the middle four might be a diamond, Alan. Yeah, and it gives them a bit of solidity in the middle of the park. Biz de o. And I think the onus is on the fullbacks to provide the width in this shape. It's looking good, this move. Ah, yanlış yaptık. Hernandez. Taraftar sesi falan size geliyor değil mi arkadaşlar? Skarbeski. Beynis. Beynis. Ah, olmadı. And it's going to be his throw here. Cucurella. Sebastian Polter. Hadi. Ay Allah'ım ya. Well, the away team will be interested in this because the home side are now defending with a clear offside trap. Well, they've laid down a marker. Can they get through now the opposition? That's good movement forward here. Hernandez. Now, can he take them on? Aman aman abi, maç bizim için çok önemli bak ya. Ligin telafisi var da şu maçın telafisi yok bizim için abi. Only partially cleared, so there's still some problems for them. Could get the ball into the box now. Oh, can he get it away here? Getting the ball back and thinking attack straight away. Stopped emphatically and just as well. The approach play looked very encouraging. Now they've got a chance in this part of the pitch. Sebastian Çok Polter. İyi. Harika. Abi orayı niye geçemiyoruz biz ya? Beynis çok iyi. Hosunar. Beynisever oyunu kursun. Skarbeski. Beynisever. Kitleniyoruz ya orada. Ya Allah'ım ya Rabbim ya. Good play until they got that challenge in. Got to pass the ball a bit better than this if they're going to make. Şimdi bize Ziraat'te Adana çıktı, sizce kaç yeriz demiş. Ya saçmalama, neymiş o? Adana'ya inersiniz herhalde ya.
Fenerbahçe büyük maçları kazanıp ufak maçları da puan kaybediyor ya. Bu çok komik bir durum ya. Yani derbiden mağlup olmadı daha Fenerbahçe bu arada. Hani Beşiktaş'ı yendi, Galatasaray'la berabere kaldı. Trabzon'da da berabere kaldı galiba. Yanlış hatırlamıyorsam. Değil mi? Skarbieski hızlı oyuncu. Skarbieski. Skarbieski. Skarbieski Alman hepsi. Raşit klip oluyor musun? Tam Başakşehir'e yenildi de sen klip oluyor musun? Onu söyle bana. Berlin taraftarı. Kerem Hoca'dan çok memnun. İyi ki bize geldiler dedi. İlk başta memnun değillerdi. Tanınmamış bir oyuncu. Kim bu adam dediler. Uff. Aykut'un oyun taktiği aslında. Ben oradan derbi maçını anladığım kadarıyla. Full defans. Çok iyi kontratak. Yani Konya'da bunu da çok iyi yapıyordu. Ama Anadolu kulüplerine bunu yapamıyor. Şimdi bunu Anadolu kulüplerine yaparsa komik olur. Derler ki koskoca Fenerbahçe bu mu ya falan derler. Bence o yüzden. Yani Anadolu kulüplerine karşı defansif taktiğini uygulayamadığı için. Benim şahsi görüşüm bu yönde. Bakın ben Bronshink Wake'de oynuyorum. Ne boksa işte takım adı. Harikayız beyler, harika. Takımın 2-0 galip gelmesinden çok oynayışına hastayım ya. Polter, Polter, offside mi? Ah be, offside'miş lan. O 3-1'den 4-3'lük maçımızı alama yani. Ama Aykut'un taktiği yok dostum. Ben de sana onu söylüyorum. İşte Aykut'un taktiği o. Konya'dayken de öyleydi. Başarısı bence bundan dolayıydı zaten Konya'da. Şimdi size bir gol izletiyorum. İyi izleyin. Ah vuramadı ki Polter. O nasıl şut lan öyle? Abi çok iyi oynuyoruz be. Efsane bir de oynuyorum bir de ha. Boru değil yani arkadaşlar. Bu arada Benes yorulmuş. These two sides produced a really good contest in the first half in this Deutsche Pokal tie and here we go with the second half. Yeah, it had a real cup tie feel to it, didn't it? And it still does in this second. Kroos. Abi şiir gibi oynuyor takıma bak. Fena daldım herife. Herife fena daldım. Offside yok bu arada. Tamam devam ediyorsa ben de oynarım. Kroos. 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 Ah. Ne oluyor? Telefon kafayı yedi ya. Ulan Raşit ne adamsın demiş ki. Dört büyüklerde Yılmaz Vural'a ne yapar çok merak ediyorum demiş Umit. Ben bir şey yapacağına inanmıyorum. Trabzon'a geldi yapamadı. Aykut mesela Yılmaz nasıl bir adam biliyor musun Yılmaz Vural? Mesela bizim son iki maçımız vardı ya milli takımda. Yılmaz Vural orada oynuyor. Orada milli teknik direktörlük yapabilirdi bence. Yani Luşescu'dan yerine Yılmaz Vural gelseydi daha başka şeyler olabilirdi. Lan Aykut önümü düşün yapacağım derken şike falan mı yapacaklar onu mu demek istiyorlar? Lan aray lan Raşit.
Aykut şu an emin ol istifa etmiştir ama Aziz onun istifasını kabul etmiyordur. Ben Rıdvan Dilmen çok güzel konuştu yalnız beyler. Hiç izlediniz bilmiyorum ama çok güzel konuşma yaptı Rıdvan ya. Neatly intercepted. I think that's a good performance, isn't it, Alan, from him in the first half? The player's a bit unhappy about this, but we can see it again, whether it should have been offside or not. It was called offside. Well, who'd be a linesman, but this linesman, he's one of the best, and he gets it right here. Yönetimin kararı izin vermeyecekler dostum ya. Bu gol olsaydı seni kesecektim takımdan ha. Şu paslara taraftarın tepkisini görürüz şu anda. Taraftar şu an delirdi lan Benes. Looking good this move. That's an excellent cross. Well stuck out of foot. Cut off the pass. Abi maç tehlike ya. Good deep cross towards the defense. Any problem was certainly not the goalkeeper. Çok iyi pas attık be. Ulan vuramadım ya. Hartman. Got past his man here. Attacking well here. Trying to pick out someone in the center. Absolutely no trouble for the goalkeeper. A chance to break away now on the counter. Hadi ya. To switch on the attacking power in this situation. Vallahi herifler geliyor ya vallahi. Oyunu durmadı ki oyuncu değiştirerek. Son oynanan ya bu 15 dakikadır hiç memnun değilim takımdan ha. Turn pass. Polter. This could lead to a chance. It's good attacking play. Şu an yapay zeka kudurdu ha. So they can regroup now at a goal kick. Well, the losing team have got to do something, and this is it, the substitution. İnternetim koptu, olay oldu mu demiş. Yok, hala 2-0. Ama yiyeceğiz abi. Abi kalecimiz Neuer gibi ha. Vallahi Neuer genç yetenek ya. Takım şu an baskı yiyor. Yorgunluk da var tabi. Benes. Çok iyi, Uchida. Verdi fasını. Ah. Valla takım bitti ya, dağıldı takıma. Ama gol atmasını biliyor. Ah ulan. Hocam defans yaparken hangi tuşları kullanıyorsun? L2 kullanıyorum ben. L2 kullanıyorum usta. Yani L2 ile pas yolunu kapatıyorum ben. Yani çok yararını görüyorum bu konuda. Bu ne yaptı ya? Lan L2'ye bak. Ha şunu kullanıyorum bak, şöyle bu L2 ile şey yapıyorum. Şöyle basmaktan ziyade pas yollarını kapatıyorum ben.
now they've got the ball, what are they going to do with it? And here they are on the attack. Good work, really. Lan, normal kariyerle oynarken bile momentum devreye girmez, giriyor ya. Giriyor abi ya. Tried to tackle here and he's done that. There's going to be a throw in after that tackle. Aha. Poor throw. Falter. Straight to the opposition. Kroos. Look very good indeed, but the maç bitsin diye uğraşıyorum şu an. Kırmızı yemekten adam kalmadı ben demiş. Abi şey basması ve Hertmund geçen maçın kahramanıydı biliyorsunuz, 3-1'den 4-3'lük maçın. Hadi hocam bitir artık ya. Hayır, Uchida. Great work by the goalkeeper. The ball is his. He's made sure he's protected it. Abi şu Holtmut iyi adam ya. Vallahi iyi adam ha. Pokal'dan da çıktık abi, güzel. Taraftar şu an. Taraftar bir üst tura çıkmanın sevincini yaşıyor. 2-0 çıktık bir üst tura. Abi biz alacağız dedik, yani alacağız o kupayı ya. Bakalım Köln, Wolfsburg, bir de Hoffenheim. Deutsche Pokal. Diğerleri başlamamış, pardon. Stuttgart 1, Union Berlin 2. Adamın şeyi %100, %111 arttı Benes'in değeri %111. Karlsruhe 0. Freiburg 1, Paderborn 0. İyi fiyatlara satacağız abi adamları. Şu ilk kere bitsin, transfer sezonu açılsın. Bana 3-1 deme abi, zaafım demiş. Presli adam kaçıyor, müdahale edemiyorsun. Pres yapma. Pres yapma zaten. L2 ile karşısında beklemeye çalış adama. Avusturya'da bulacaklarını buldun mu? İyi, hadi bakalım. Belçika'ya gitsene ya. Belçika'da bir altyapı sistemi var şu anda. Oradan iyi çocuklar çıkar bize. Bulgaristan. Hemen şurası bizim iki. 2 saatlik yol ama yani yok dostum, biz Bulgaristan'a falan. Bizim öyle şeylerle işim olmaz ya. Kaç saattir yayındayız biz ya? Kaç saattir yayındayız? Bayağı oldu değil mi biz yayında olalı? Raşit bak bakalım kaç saattir yayındayız. Bir de onu da bana öğretsene ya. Kaç saattir yayındayız, bulamadık onu. Bir dakika ya. Ne diyorsun oğlum sen? Para verin alayım. Kim götverenlere bak ya. Şimdi bak küfür ettiriyor beni. Allah Allah. Forvet pozisyonu bir önemli. Birinci takım oyuncusu transfer etti. Yok. Para yok. Ne yapayım? Kimi alacağız? O heriflere bak. Beni beğenmiyorlar ya. Yurt dışında başarı kritik mi? Ulan son 32'ye kaldım. Bundesliga playoff oynamadan yükseliyoruz işte. Daha ne istiyorsunuz ki? Vallahi sinirlendim ha. Verin para oynayayım lan. Allah Allah. Hocam ayıp ettiniz yani. Vallahi ayıp ettiniz yani yönetim. Şu an uzağız muzağız diyorsun da. Tamam. Evet. Önemsiz maçları simülat ediyoruz arkadaşlar. Yeni gelenler için. Biz önemli maçları oynuyoruz. Duisburg maçını önemsiz gördüğüm için şu anda da
Hadi at bir tane be. Hadi Poulter ya. Bundesliga 2. Duisburg Oo, bizim için çok önemli maç. Berlin 1. Bochum 2. Fortuna Düsseldorf 2. Now let's see what effect that's had on the league standings. Süre mi yazıyorduk ya? Yıldız süre yazıyoruz değil mi? Ben bir yazayım bakayım, belki yapabilirim. Ingolstadt with 25 points. In fourth and falling are Union Berlin with 24 points. In fifth, Bochum with 21 points. In sixth, Kaiserslautern with 21 points. In seventh, Fortuna Düsseldorf with 19 points. Berlin gerçek değil mi demiş, bilmiyorum. Vallahi bilmiyorum, Berlin gerçek değil mi? Fifth bottom rising up the table are Dynamo Dresden with 11 points. Ne oldu sohbette? Süre yazdık olmadı. Time mi yazmam lazım? Uptime. Eklemiştik ya biz onu. Öyle hatırlıyorum ben ya. Eklemiş olmamız lazım ya. Evet, basit ilk defa bir basın toplantısı yapıyoruz. Övüyorum abi, takımımı överim ben. Ama bu hedeflerimizden uzağız şeyini unutmayacağım. Yönetim. Gerçekten uzağı unutmayacağım. Sizi kırdınız yani beni. Vallahi kırdınız. Ben de isterdim kalkıp 10 numara bir oyuncu almayı ama para yok, ben ne yapayım yani. Ben size ucuza yolu adamlar alıyorum. Onları parlatıyorum. Sizin yaptığınız hiç yakışmadı yani. Evet, yenersek lideriz iç sahada. Bir dakika. Nasıl oynayacağız? Böyle oynayacağız abi. Cucurella, niye sen hiç gelişmiyorsun yavrum ya? Para verdik sana ya biz. Bu arada Benzi bu maçı yerine bırakacağım çünkü çok memnunum Helmut'tan. Oynadığımda da iyi şeyler alıyorum. Forvetlerim formları çok iyi. Polter. Bu adamı satarız biz ya. Bak bak. Köşelere, köşelere, köşelere. Aferin oğlum, aferin. Allah belanı vermiyor oradan. Zayıf ayak yok bu arada, onu anladık. Polter'da zayıf ayak yok. Haydi bakalım. Two great clubs. Biz hazırız. Coming up for you live. Hadi beyler. Önemli bir maç. Union Berlin, St. Pauli. Derbi maçı başladı. Direktör Kerem Hoca oyuncularını övdü. Takımından güvenim sonsuz. Bu maçı lider olarak tamamlayacağız. İlk yarıyı lider olarak tamamlamak, bitirmek istiyoruz dedi. Soba ata var orada faal. Orada faal. Be a chance here. They've got the ball into a good area. Tremel, geçirtme. Geçirtme Tremel. That'll be a corner. Mehmet olarak o kadar çok eksiği var ki oyunun. In goes the corner. Krostik abi. And up went the flag. Ne oldu? Hayda. Yok abi, oraya onu almam ya. Bir dakika. Şunu şuraya alalım. Şu Georgia'yı yönelteceğim abi.
Evet, maçın daha başında oyuncu değişikliği bütün stratejileri bozdu. Union Berlin takımında Skarbiyeski, Georgia, Hasbund, Jurella. Fantastic season tabi oğlum. Biz varız burada. Tremmy. Hasbund. Skarbiyeski, Trimmel. Yanlış yaptık. I think Alan, the home team need a win. A couple of draws in their last two games. It's slightly unsatisfactory. Yeah. Gücürella. Just to give them a bit of confidence, which they've been lacking over the last two. Baksana abi, Leinster'ın kıza bakar mısın? Tremble. Oradan güzel bir orta yapar. Polster. Çok kötü vurdum abi. Çok kötü vurdum abi. Çok kötü vurdum abi. Komut işiyle ilgileniyorum. Geleceğim demiş Raşit. Tamam. Ya önemli değil ya. Bu yarın halledersin. Sıkıntı yok. Georgia. 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 Georgia attı. Georgia attı. 1-0. Bundesliga'da. Hadi bakalım. Devam. Jurella. Kalksana lan. Rio Miyaichi. Sami Alagui. Kroos. Georgia. Good strong tackle. Flum. Hataya bak. Abi herifler ne paslaştı be. Skarbiyeski, Skarbiyeski soldan attı, sağından geçti. Skarbiyeski. Çok iyi oynuyoruz beyler. Gerçekten. Yani ben iyiyiz be abi. İyiyiz yani. Güzel güzel hadi. Santoli'ye Union Berlin bu ligin oyuncu takımı olmadığını, Bundesliga'nın takım oyuncusu olduğunu çok belli ediyor. Ulan bu arada var ya, Bundesliga'ya çıkarsak var ya beyler, onun için var 5 saat canlı yayın yaparım lan. Full transfere çalışırım var ya o zaman. Hata yapıyoruz ya. Oh, it's close, Alan. Offside is given. He's quick enough. He doesn't need to do that. Yeah, he's unlucky. There wasn't much in it there. Kroos. Tremel. Good forward play from them.
Çok güzel. Anticipated the direction of the pass and was able to intervene. San Poli iyi takım aslında ha vallahi. Sami Alagui. Kaçırma, kaçırma. Well, let's have another look at that because it was a very, very tight call. They were in otherwise. When I saw it first time of asking, I thought he was on, you know, but looking at the replay, what a good decision from the linesman that was. Christopher Trimmel. Coming on strong. Ah be abi, aşağıdan giden vardı ya. Decision is a throw. It was a fair tackle. Could really get at the opposition here. Adamsın be, Leisner. Referee had a good look at that, decided it's just a throw after the tackle. Sami Alagui. Oh, herif abi voleyle. Yürü. Official has indicated three more minutes on the attack here. Trimble, ah be. Corner. Decided to take a short corner this time. It's a good cross. Vuramadım voleyi. Altpunt. Cross. He's come into this area, into his own midfield to collect the. Ulan burada maç mı biter hocam ya? Just checking everything is in order and he blows for the second half to start. Good position. They've worked this attack very well. Taraftar felaket tepkili, felaket abi, bayılıyor şu an oynayışımıza. Great interception. Georgia. Ah be, ulan pas çıkaracaktım, yanlış yaptım be. Abi bu adam çok kötü ya. Bak bu adamı istemiyorum ha. Hatta bu adamı bir değiştirelim abi ya. Bu Hosiner. Yok abi ya. Bak Polter öyle değil. Kendi ispat etti de diğeri tırt yani. Değişecek adam diyor ona. Şu Helpunt'a hayran kaldım ya. İyi oynuyor adam ha. Hadi Hosiner. Alkış atın ha. Great performance in this game is going to be replaced this forward. Yeah, and what a round of applause he's getting, and quite right too. He's putting every ounce of effort possible. Georgia. Georgia. He saw the look from the other player and saw where the pass was going and read it. Sami Alagui. Rio Miyaichi. Şu adamı düşünüyorum, Dusçak. Dur, o adamı yazalım. Santpoli'de. Bak, bu adam iyi ya, sağ kanatta. Ah, izin vermedi be, izin vermedi. Some danger. Aman. And here's the shot. And that's a save for the goalkeeper. Yürü oğlum be. Skarbeski, yürü oğlum be. Skarbeski çok iyi geçti. Harika. Hartl. Vurdurmadılar. Vurdurmadılar. Bir daha Trimble. Abi vursana Joji'ye, vur seni koyayım işte oraya ya.
2,5 saat he. Of. 2,5 saat. Vay anasını be. Attacking power in this situation. Flum. Bayağıdır. Bayağıdır da yayındaymışız ha. Ne oldu? Geliyorum. To try and repair the damage now. Well, with him, you know he's going to go for gold, but he's had better efforts, many of them. I'd be surprised if he is allowed to take the next one after that. Güzel yayın oldu arkadaşlar ama hani 2,5 saat bayağı bir bu 2,5 saatin 2 saati bir interaktif şekilde geçti. Bayağı konuştuk, ettik, herkes sorunlarını söyledi. PlayStation'la ilgili, FIFA ile ilgili Pasolik'e kadar gittik. Bir devleti kurtarmadığımız kalmıştı. Onu da yaparız inşallah. Evet arkadaşlar şöyle söyleyeyim, bu maç son. Benim de biraz modum düştü açıkçası. Bayağı 2,5 saattir konuşuyoruz ediyoruz. Yani birazcık içeri gideyim. Gelebilirim. Yani gece de oynayabilirim. Yoruldum ama ben de hani 2,5 saattir yayın yapıyoruz. En uzun yayınım, baktım ben 3 saat yayın yapmışız ama o da online'mış. Şimdi tek başına konuşunca interaktif olarak iyi oluyor ama böyle kendi kendine Bundesliga çıkmış gibi yayın yapmışsın öyle. Anlamadım Ümit. Vallahi billahi anlamadım bak. Transfer dönemi gelecek. Onu yarın yapmak istiyorum. Kariyerde hep transfer dönemi merak ederim ama yani kariyer bence başlı başına. Abi çok iyi pas. Yürü hocaya. Olmuyor abi. Bu da kapanış golü. Böyle bir çalkaladık. Ya Bundesliga çıkınca 5 saat yayın yaparım dedim. Ya bu işte Bundesliga'ya çıkarsak 5 saat yayın yaparız. Yani o, onun garantisini verebilirim. Bu da bütün yayına topluca hediyemiz olsun. Güzel goldü. Ulan helal olsun be. Vallahi helal olsun. Maç 3-0 ama takımımız var ya, harika oynuyor. Ben ise oynatmadım. Benes gibi Menis ayarında oyuncularımız var. Onları biraz parlatıp işte bak duruşa bak. Gözünün yağınıyım. Helal olsun koçum benim be. Cucurella. Biri bu takımı durdursun beyler be. Skarbieski. 4 mü yoksa? Skarbieski. Şov devam edecek daha. Bir şey diyeyim mi size? Bu oyunun şu an efsanevi mod olduğunda bazen inanmakta güç çekiyorum. Ya bizim takım çok iyi ya da Sampdoria bulunduğumuzdan da kötü bir takım yani. Efsanevi modun daha iyi olması lazım ya. Zorlamıyor beni yani şu an, onu demeye istiyorum. FIFA'yı mı çözdük acaba Ümit? Where's he going to go from this position? Not too much on for him at the moment. And in he goes with the tackle. Aslında YouTube'a bir tane böyle güzel. Bir de hocam senin yayın bildirimleri gelmiyor. Şansa bakınca görüyorum. Hayır. Bildirimleri al diye bir yer var. Bildirimleri al. Yayın açıldığında bildirimleri al kısmı var. Onu nerede şu an ben söyleyemeyeceğim ama
Oradan yapılıyor dostum. Benim profilime girip orada yayın açılımda bildirimleri al kısmında onu işaretle, yani okey yapman lazım. Çözdük ya. FIFA 18'de çözdük. Evet, güzel bir yayın. 2 saat 36 dakika. Güzel bir yayındı arkadaşlar. Teşekkür ediyorum. Dediğimiz gibi bu daha fragman. Raşit'in yazdığı gibi bu daha fragman. Artık lig lideriyiz. Böyle kapatırız büyük bir ihtimal ligi. O açık hocam diyor. Allah Allah ya. Onu bilmiyorum, o zaman sıkıntı başka bir şey de vardır ya. Ama gelen geliyor ya. Gelmesi lazım yani. Evet, bu arada gördüğünüz gibi Union Berlin 13 maçta 27, o 28 Ingolstadt, Sao Paulo 27'de kaldı, üstüne çıktık. Yönetim beni çok kalbimi kırdı ama onları affedeceğim. Şimdilik benden bu kadar. Belki gelirim, belki gelmem, bilmiyorum. Daha saat erken, birazcık da içeride oturayım. Benim modum da düştü, 2-3 saat az yayın değil. Yoruldum yani. Bakarız bunların hepsine, bakarız. Kendinize iyi bakın. Dediğim gibi bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Bildirim önemli. Ben yayına girdim, size bildirim gelsin. Şimdilik benden bu kadar diyorum. Kendinize iyi bakın. Geceleyin belki açarım. Belli olmaz benim sağım solum. Şimdilik hoşçakalın. Allah'a emanet.